Üçgenden merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün yine üçgende Türkiye'nin ve Türkiye'yi etkileyen dünyadaki gelişmelerin konuşulmayan yanlarını konuşacağız. Kimle? Her zaman olduğu gibi Oğul Aktun'a ve Selçuk Geçer'le birlikte meseleleri masaya yatıracağız. Bugün ana gündem maddemiz aslında hani birçok konuşacağımız şey var ama birincisi işsizlik, ikincisi Türkiye'de Türk lirasını değerlendireceğiz söylemi var. Onu masaya yatıracağız ikinci bölümde de ama ilk bölümde işsizliği konuşurken ağırlıklı olarak bu işin çözüm önerileri de neler olabilir? Burada bir beyin fırtınası yapacağız ve kamuoyu da paylaşacağız. Evet, sevgili Selçuk ve sevgili Oğul, aslında işsizliği konuşmadan önce belki Türkiye'deki büyümeyi konuşmak gerekiyor. Büyüme ile ilgili farklı iddialar var. İddia kime ait? Maliye Bakanı Naci Ağbal'a ait. Adana Ticaret Sanayi Odası'nda yaptığı bir konuşmada Maliye Bakanı Ağbal diyor ki Türkiye krizden beri %6.8'lik bir 7 yıldır yani büyüme kat etti ve bu yüzden de Türkiye çok büyük başarı elde etti deniliyor. Tabii bunu alt alta koyduğumuzda bence dünyayla da bir mukayese etmek lazım. Neye göre cevabını vermek lazım ve şu soruyu da sorarak başlayayım isterseniz. Türkiye 7 yıldır böyle 6-7'lik bir büyümeyi elde ettiyse ortalamada biz niye bugün işsizlik konuşuyoruz? Niye gelmeyen paraları konuşuyoruz? Finansman sıkıntısını konuşuyoruz? Bunları masaya yatıracağız. Sevgili Oğuz senle başlayalım. %6.8'lik büyüdük diyor Maliye Bakanı Ağbal. Bu sözden yola çıkıp Türkiye'nin bir büyüme gerçeğini masaya yatıralım mı? Tabii ki. Yani 6.8 dediği zaman hangi yılları alıyor baz olarak? Son 7 yıl. Son 7 yıl. Şimdi zaten dünya büyük bir krizden çıkmıştı 2008 yılında. Hı hı. 2008'den bunu başlatmak ne kadar objektif olur onu ilk önce düşünmek lazım. Çünkü o 8 yıllık ortalamayı alırken 2008'den bir yıl evvel dünya %13 küçüldü. Hı hı. Türkiye %11 küçüldü belki, %13 küçüldü. Yani onu örnek almak ne kadar sağlıklı olur? Bir de yani tabii bu aslında bir savunma mekanizması. Yani biz aslında büyüyoruz. Bunu neden dile getiriyorlar? Çünkü son 3-4 yıldır ciddi anlamda durgunluk var Türkiye ekonomisinde. Yani %2 ile 4 bandı arasında bir ekonomik büyüme var. Ama asıl sıkıntı %3'ler bizim için büyüme sayılmıyor. Bizim gibi büyümekte olan ülkeler için zaten sıfır gibi bir şey anlamına geliyor. %3'ü geçmeden istihdam yaratma şansın zaten olmuyor. Onun için demek ki biz son 4 yıldır doğru düzgün istihdam yaratamıyoruz. Hatta işsizlik oranımız ciddi anlamda artmaya başladı. Onun için ben bu açıklamayı sadece yani bir iktidar partisinin savunma mekanizması olarak kendini yaptığı bir açıklama olarak görüyorum. Peki buradan işsizliğe geçeceğiz zaten ama şunu da konuşalım sevgili Selçuk. Şimdi daha önce de Başbakan Binali Yıldırım 27 çeyrektir büyüdüğümüzü ifade etmişti ama böyle bir Türkiye'nin toplam yarattığı büyüklüğe baktığımızda yani 850 milyar dolarlardan şimdi geldiğimiz dolar bazlı seviyeye baktığımızda da o 27 çeyrektir büyüyen Türkiye'nin %18 küçüldüğünü yaşadık. Şimdi madem ana konumuz işsizlik bunu biraz açalım. Biz neden kalkınmayı konuşmuyoruz da sadece istatistikten ibaret olan büyümeyi konuşuyoruz? Evet aslında yani kalkınmayı da konuşuyoruz bir yandan. %6.8'lik büyüme istersen onunla başlayalım. Lütfen. %6.8'lik büyüme son 7-8 yıla bakıldığı zaman doğru bir rakam bir kere bana göre. Yani %9'ların üzerinde büyüyen bir Türkiye vardı. Çin'den sonra en çok büyüyen ülke olarak yine Türkiye karşımıza çıkıyordu. Birkaç senede bu şekilde devam etti. Bunların hepsinin ortalamasını alırsanız son 4 yıldır da %3 ile %4 arasında bir büyüme var. %6.8'e ulaşırsınız. Yani bu çok abartılı bir rakam değil. Öncelikle onun altını çizmek gerekiyor. Burada belki eleştirilecek konu rakamsal değer değil. Bu rakamsal değerin altının nasıl doldurulduğu ona iyi bakmak lazım. Ne kadar istihdam yaratıldı? Naci Ağbal yine açıklamasında 7 milyon kişiyi her yıl işe soktuklarını ifade ediyor. Bu da rakamsal olarak doğru olabilir. Ama burada iki kritik nokta var. Bir, büyüme nasıl gerçekleştirildi? Yani büyümenin altı nasıl dolduruldu? İnşaat sektörüyle mi dolduruldu yoksa sanayiyle mi dolduruldu? Kalkınma odaklı bir sanayileşme modeli mi tercih edildi yoksa daha farklı bir model mi tercih edildi? Birinci buna bakmak lazım. İkincisi nüfusla kıyaslanarak işsizlik oranında ne kadar düşüş oluyor ona bakmak lazım. Yani burada küçük bir illüzyon var onu iyi görmek lazım. O illüzyonda şu.
Naci Ağbal büyüme oranlarını yüzdesel olarak veriyor, işsizlik oranlarını sayısal olarak veriyor. Yani diyor ki biz %6.8 oranında büyüdük. Ortalama. Ortalama. Oğlun söylediği şey şu anlamda doğru. Yani 2008'den bu yana bir ortalama almak mı doğru olan, yoksa son 5 yılın ortalamasına mı bakmak gerekiyor, birincisi bu. İkincisi bu. İkincisi ise biz son 3-4 yıldır ya da 5 yıldır niye sürekli olarak ivme kaybediyoruz? Niye yeterince aynı oranlarda büyüyemiyoruz? Ona bakmak lazım. Rakamsal kısma gelince, nüfusa göre acaba işsizlik oranı ne? Anlatabiliyor muyum? Ve bu işsizlik oranına göre işe yerleştirilen 7 milyon kişi başarılı bir rakam mı değil mi? Onu çok iyi irdelemek gerekiyor. Bana göre Naci Ağbal'ın rakamlarında bir problem yok. Rakamlar doğru ama rakamların altı iyi doldurulmamış. Ben burada bir şeye itiraz edeceğim. Büyüme ile ilgili belki oransal olarak hemfikirim ama iş bulunan, yani istihdam edilen sayıyla ilgili bir takıntım var benim. Çünkü biliyoruz ki daha önce birlikte olduğumuz toplantılarda Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin bir hesabı var değil mi? %5 büyürse Türkiye her yıl üniversiteden mezun olan 800 bin kişinin 500 binine iş bulabiliyor. 300 bin buradan açığım var. Aşağı yukarı son 7 yıla da baktığında işsiz sayısı Türkiye'de 2,5 milyonlardan 3,5 milyonlara geldiğine göre yani 7 milyon her yıl, eğer beni yanılmıyorsam, 7 milyonluk bir istihdam sağladıysak yılda, evet 7 yılda iyi bir ortalama elde edildiğimizi söyleyebiliriz. Şöyle bir ona bir bakayım. Naci Ağbal yok öyle diyor. Bu dönemde yaklaşık 7 milyon. Her yıl dönemde diyor. 7 milyon. Ha, dönem için şimdi, mi evet. diyor? Pardon. Ben yani yanlış bilgi vermiş oldum. Bu yine de yetersizdir. Çünkü yani mevcut... O zaman yılda 1 milyon kişi işe yerleştirilmiş şimdi, ama diyor. Bak orada da sıkıntı şu. 7 milyon da olsa, 17 milyon da olsa, sözünü kestim kusura bakma. Mesela, dönemsel olarak bakıp da 7 yılı kapsayan 7 milyon kişi de olsa benim için fark eden bir şey yok. Benim için hala rakamsal değerin verilmesinin hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani yüzdelere karşı olan bir adam olarak üstelik. Hemfikirim. Kardeşim neye göre? Yani senin demografik yapın, nüfus oranın, nüfus artışın, dediğin gibi üniversiteden katılımın, genç nüfusun ne kadar ve daha da önemlisi genç nüfustan ne kadarını sen istihdam et. %22 genç nüfusta işsizlik var işte. İşsizlik açıklandı. Yani 23 hatta. Şimdi her yıl 1 milyon istihdam yaratmak bile bence çok yeterli değil. Yani 5 bile büyüseniz 300 binden 7 yılda 2 milyon 100 bin kişi zaten açıkta demektir. Geriye kalan işini kaybedenleri ele aldınız. Yeni iş piyasasına girenleri ele aldınız. Yani bu savunulacak bir rakam olmadığı kanaatindeyim. Bence artık şunu biraz tartışalım isterseniz, işsizlik tartışmasına geçmeden önce. Hatta buradan açalım. Türkiye son 20 yıldır, ağırlıklı olarak Kemal Derviş'ten beri diyeyim, bir istatistik hastalığına tutuldu. İstatistikler önemli midir? Evet, önemlidir. Yani yurt dışından para gelmesi için sizin bir takım göstergeleri yakalamanız gerekiyor. Fakat şundan siz de rahatsızlık duymuyor musunuz arkadaşlar? Rakamlara, istatistiklere kurban edilen insanlardan bahsediyoruz. Yani sen işsiz gözükmesen de olur. Ama istatistik tutsun. Şimdi bu kafa yapısını biraz masaya yatırmakta fayda var ki Türkiye'nin işsizlik gerçeğini ele alabilelim. Çünkü yine Bakan Ağbal'ın şöyle bir ifadesi var Adana'daki konuşmasında. Son dönemde diyor işte bunları yaptık, %7 büyüdük falan filan ama işsizlikte beklemediğimiz gelişmeler oldu. Ya işsizlikte beklemediğimiz ne gelişme olabilir? Sadece FETÖ terör örgütü operasyonundan bile onlarca istihdam kadrosu açıldı. Allah aşkına bana bir söyleyin. İşsizlikte sürpriz olan, beklenmedik, hani geçtim oradan açılan kadrolara yeni istihdam alanı açılmış olmasını, ne oldu? Niye birbirimizi kandırıyoruz? Bu soruyu sormak isterim. Başlayalım. Yani gene aynı noktaya dönüp geliyoruz. Şimdi iktidarda olan parti doğal olarak kendi politikasını savunmak zorunda. Yani Türkiye'de şimdi objektif olarak konuştuğumuzda işsizlik alanında bizim karnemiz nedir? İyi bir karnemiz olsaydı halkta bu kadar memnuniyetsizlik olmazdı. İyi bir sınav vermiyoruz işsizlik konusunda. Bir de ben şuna değinmek istiyorum. Yani işsizlik dendiği zaman sadece iş bulamamak örnek alınıyor.
Onun dışında başka işsizlik türleri daha var. Biraz örneğin, açar mısın? Açabilirim. Diyelim elektronik mühendisi, elektrik mühendisi mezun oluyor ama iş bulamıyor. Taksi şoförlüğü yapıyor. Gizli işsiz. Bu da işsiz. Yani kendi mesleğini yapmıyor. Başka bir meslek dalında istihdam edilmek zorunda kalınıyor. Çünkü kendi alanında iş bulamıyor. Şimdi bu alt kırılımları da iyi analiz etmek lazım. Ve o zaman gerçekten toplumun ne kadarı gerçek anlamda iş sahibi, kendi mesleğini yapıyor. Bunlara göre bir değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Selçuk? Yani ben çok da enseyi karartmamak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani ya, tamam, ayın başında Türkiye'de ödemesini yapamayan bayağı bir karartıyor yalnız. Eyvallah. Eyvallah. Yani ama şunu da unutmayalım. Yani ben birazcık şunun sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Biz doğru bir model seçtik mi seçmedik mi? Onu yani meselemiz zaten. İşsizlik mi bizim esas meselemiz, yoksa yanlış modellerle ilerleyerek daha fazla, daha potansiyel işsize iş imkanı yaratma fırsatını tepmek mi? Yani bunu çok iyi belirlemek Hangisi lazım. Hangisi olduğunu düşünüyorsun? Tabii ki ikincisi. Yani biz mesela 2008'den bugüne kadar ciddi bir fırsat yakalamışız demek ki. Aslında Naci Ağbal'ın söylediği önemli bir itiraf bence. Bu itirafı iyi okumak lazım. Satır aralarına iyi bakmak lazım. 2008'den 2017 yılına kadar neredeyse 10 yıl var, tamam mı üstad? Bu 10 yıl içerisinde biz çok önemli bir fırsatı aslında elimize geçirmişiz. Nedir o? Eleştiren olabilir, olmayabilir. Çok ciddi bir sıcak para girişi olmuş Türkiye'ye. Ne yaptığımız çok önemli. Amerika'da çok ciddi bir para pompalanmış. Dünyanın her yerine aslında. Sadece Türkiye için konuşmayalım. Yani dünyada gelişmekte olan birçok ülkeye çok ciddi miktarda para girmiş. Biz bu fırsat sürecini nasıl değerlendirdik? Bunu iyi okumak, iyi tahlil etmek lazım. Eğer ki biz bu fırsat sürecini doğru değerlendirmiş olsaydık belki bu son 4 yılda yaşadıklarımız da yaşamıyor olabilirdik. Hani diyorlar ki sen de diyorsun bunu, dünya daralıyor. Zaten dünya ekonomisi kötü durumda falan filan. Bu sürpriz ben mi? Ben çok değil. Bu sürpriz Hangisi mi? Hangi sürpriz mi? Yani dünya ekonomisinin sonsuza dünya kadar ekonomisinin para basmayacağı belliydi. Ya ben dünya ekonomisinin daraldığına inanmıyorum. Şimdi karşımızda bir orkestra şefi var, tamam mı? Kim ne derse desin, Amerika dünya ekonomisini, dünya siyasetini, dünya güvenliğini almış eline sopaları, istediği gibi yönetiyor, yönlendiriyor. Kim itiraz edebilir bana buna? Bununla ilgili. Herhangi biriniz itiraz ben edebilir ederim. Misiniz? Dünya, edemezsin. Şu açıdan edemezsin. Dünyada yeni bir güç dengesi oluşuyor. Ya dünyada yeni bir güç dengesi oluşmuyor. Dünyada tekrar sınırlar belirleniyor. Sınırlarla kastım pazarlık şu. Bak diyor. Sınırlarla kastım şu değil ama. Ülke sınırlarından bahsetmiyoruz. Dünyada tekrar ekonomik sınırlar belirleniyor. Dünyada tekrar kuvvet sınırları belirleniyor. Dünyada tekrar politikalar belirleniyor. Dünyada çok kontrollü bir şekilde kutuplaşmalar tekrar belirleniyor. Bak bu çok önemli bir söz söylediğim. Yani bugün artık tekrar bir Rusya-Amerika gerçeği var karşımızda. Daha doğrusu demir perde ülkeleriyle Batı ülkeleri var. Yani ne zaman İran da var. Çok demir tabii perde tabii canım. Demir perde ülkelerinin başka bir versiyonu var artık karşımızda. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki onu söylemeye çalışıyorum. Bunun içinde Bulgaristan, Romanya vesaire yok belki. Onlar biraz daha Avrupalılaştı şu an itibariyle ama zaten bunlar Rusya'nın safralarıydı. Anlatabiliyor muyum? Yani safraları... Şimdi Avrupa'nın mı safraları oldu? Tabii ki. Yani Rusya için çok önemli artılar değildi. Yani bir Bulgaristan, bir Romanya, bir Yugoslavya. Tamam, tarımsal anlamda vesaire anlamında önemli yerlerdi belki. Ama bence Rusya için çok da vazgeçilmez yerler değildi. Bir Ukrayna değildi mesela Rusya için. Bir Gürcistan değildi. Anlatabiliyor muyum? Sebeplerini biraz sonra anlatırım. Şimdi konu dağılmasın. Şunu söylemeye çalışıyorum. O şey dünyada, itirazım var ama. Az. Dünyada ne değişirse değişsin. Ben şuna inanıyorum. Dünyada yeniden bir şekillenme olabilir ama sen bu şekillenmeye ne kadar hazırsın? Ha, o çok önemli. Ona bakacaksın. Biz bugünü konuşuyoruz. Herkes yarının hesabını yapıyor. Ya bu şekillenmeye biz hazır olma fırsatını ne yazık ki teptik diyorum ben. Peki ben itiraz noktamı söyleyeyim. Sonra Oğul'a bu konuyla ilgili de fikrini sormak istiyorum. Şimdi dünyada bir daralma olmadığını düşün. Şey konusunda hemfikiriz zaten değil mi? Dünyada dengeler yeniden oluşuyor. İşte bunun pazarlığı yapılıyor. Aslında bir finansal harp üzerinden tekrar güç gösterileri yapılıyor vesaire. Ama dünyada bir daralma var. Daralmanın nedeni bence şu. Bu süreç yani dünyadaki uygulanan tüketim ekonomisi modelinden sonra iştaha gelen ve ne olsa hep talep artacak kaygısıyla yapılan aşırı bir arz kapasite yatırımı var. Nasıl bir daralma var? Anlatıyorum. Bu kapasite yatırımı o kadar çok talebin üzerine çıktı ki bugün
piyasada biraz da sıcak paranın geri çekilmesiyle birlikte, paranın azalmasıyla birlikte artık firmalar dünya çapında mal satamaz oldu. Ve ben şunu iddia ediyorum, dünyada çok ciddi anlamda firma kapanmaları gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü ihtiyacın çok üzerinde bir arz vardı. Çünkü dünya sadece bu bizde değil, sadece gelişmekte olan ülkelerde değil. Dünyada şöyle bir kanaat oluşturulmuştu. Biz krediyi basarız, her türlü mal satılır. Yani biz talebi yaratırız. Finanse edilemediği noktada o yükselecek talep üzerinden biraz da hesapsızca yapılan yatırımlar bugün anormal bir arz fazlasına, üstelik daralan talep karşısında arz fazlasına neden oldu. Talebin nereden daraldığına bakalım. Petrolle ilgili sıkıntı çıktı. Şimdi herkes Rusya'yı köşeye sıkıştırır zannediyor ama daha sonra ortaya çıkabilecek bir şeyin tetiklenmesine neden oldular. Rusya'yı köşeye sıkıştıralım derken petrolün 100-110 dolarlardan 40 dolarlar seviyesine kadar, değil mi? Oralara kadar gördü. Bu daralma zaten otomatikman bir daha sonra ortaya çıkabilecek bir arz sıkıntısını, pardon, talep sıkıntısını tetikledi. Çünkü artık petrol zengini ülkeler de harcama yapamıyordu. Yani o yüzden ben bu süreçte dünyada bir daralma var, bilinçli bir daralma var ve bu süreçte de çok ciddi firma kapanacağını iddia ediyorum. Benim kaygım şu, biz firmalarımızı kurtarıp ayakta kalabilmek için nasıl bir yol haritası belirlemeliyiz? Belki biraz sonra işsizlikle ilgili çözüm önerilerini tartışırken bunu açalım isterim. Bir cümle söyleyeceğim, daralma yok, bence dolarda azalma var diyorum. Ya aynı şey işte. Hayır değil. Hayır, şu açıdan aynı. Bilmiyorum, katılır mısın? Bunu yorumlar mısın? Çünkü finanse edilmek üzere yaratılan arz kapasiteleri var. Bu da kontrollü bir dolarda azalma. Amerika'nın inisiyatifinde. Onda hemfikiriz. Sadece hesabını yapmayan gelişmekte olan ülkeler açıkta kaldı. Eyvallah. Şimdi tabii yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımına yönelik tavrı doların tekrar Amerika'da toplanacağı ihtimalini gösteriyor. Ve bu para tabii dünyadan çekildiği zaman birinci aşamada gelişmekte olan ülkelerden çekilmeye başlanacak. Ve oradaki yatırımlarda bundan mutlaka payını alacaktır ve zarar görecektir. Burada ben de hemfikirim. Şimdi tabii şu da bir gerçek. Rekabette talep dengesi bozulduğu zaman mutlaka o rekabetteki firmalardan bazıları kapanmayla yüz yüze kalabilir. Ama bu bazen kapanma olmaz da birleşme olur. Şirket birleşmelerini görebiliriz. Bazılarında devletin devreye girip kurtarma mekanizmasının işleyip bazı firmaların ömrünün uzatıldığını görebiliriz. Yani bunları zaman içinde göreceğiz. GM ama, ya da AIG gibi 2008 krizinde. Balinalaşma olabilir. Tabii. Yani büyük şirketler daha büyüyebilir. Zaten belki de onların tek eline, onun kontrolüne geçmesi isteniyor ekonomi tekrar. Evet. Zaten orada çünkü. Ve bunu görüyoruz zaten. Örneğin bazı süpermarket zincirleri birleşiyorlar. Bazı otomotiv sektöründe birleşmeler var. Bunları farklı sektörlerde de önümüzdeki aylarda, yıllarda görme ihtimalimiz çok yüksek. Ben en son bir örnek vereyim. Unilever'le, ya bu reklama girmez çünkü, Unilever'de Kraft arasında bir evlilik olacaktı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Dünyanın en büyük evliliği, 140 milyar dolarlık bir evlilikten bahsediyoruz. 140 milyar dolar hocam. Bu Merkez Bankası rakamlarının tabii olmadı. Olmadı ama şeyden değil, parasızlıktan olmayan bir şey değil. Hani ya bir yerden bir kredi bulalım, Halk Bankası'ndan kredi çıkartırsak biz alırız modeli değil bu, tamam mı? Adamın parası var, keşi var yani kenarda. Onunla alacaktı. Teklifi veren de Unilever değil, Kraft. Evet. Kraft dedi ki koyalım parayı, birleşelim dedi. Onun da işine olmadı, gelmedi. Yani olmadı. Bu arada yine tartışılması gereken bir nokta Çin'in stratejisine bakalım. Zombi firmalara yönelmiş vaziyette Çin. Yani aslında olmayan ama kağıt üzerinde olan firmalarını tek tek kapatmaya ve elemeye gidiyor. Yani aslında şöyle bir durum var. Dünyadaki ülkeler, ekonomisini yönetenler, yani ekonominin siyasetini değil de politikasını konuşanlar, tırnak içinde söylüyorum bunu, sadeleşiyor. Gerçek fotoğrafıyla karşı karşıya kalmaya çalışıyor ama biz %7 büyüyoruz. Ya o ortalama ama bak şimdi. Ha bir dakika, ortalama değil Selçuk. Burada bir mantaliteden. Vurmak için vuruyorsun ama. Yani mantaliteden bahsediyorum. %6.8 Naci Ağbal'ın rakamının altına imzamı atıyorum. Rakamda değilim. %7'lik büyüme olmuş konuşulacak kardeşim. Konuşulacak mevzu bu mu dayım?
Hangi mevzu bu mu? Yani bizim bir sürü sorunumuz ve yarını konuşmamız gerekirken ya biz geçmişte bunu yapmıştık. Siyasetçiden ne beklersin? Şimdi adam kim yoğurdum ekşi der? Çıkıp da sana şunu mu diyecek? Yani biz son 8 yıldır %6.8 büyümüyoruz deyip de şunu mu diyecek? Son 4 yıldır, 3 yıldır biz %2, %1 büyüyoruz. Hatta enflasyonu da düşük yapıyorsun? Olarak göstermeye sormadım çalışıyoruz. Ki. İşsizliği de biz aslında bizim %8 değil, %18 Selçuk, ama bak, biz %8 büyüyoruz diyecek. Ne olur sen de gir bu topa. Selçuk ben sormadım yani ki sana. Şimdi Adana aslında, Sanayi Odası'ndayım. Karşımda canı yanan insanlar var. Ben yine icraatın içinden anlatıyorum. Sormadım ki sana. Şimdi daha da açarsak ben şu örneği vereyim. Yani bu aslında bir şeye cevap olarak hazırlanmış belli. Yani Naci Ağbal %6.8'i İlhan Kesici'nin bundan bir hafta 10 gün evvel açıkladığı rakama cevap veriyor. Hı hı. Çünkü İlhan Kesici diyor ki 2002 yılında iktidara geldiniz. Tamam mı? 2017'deyiz. 15 senelik büyüme ortalamanız nedir? 4.2'dir. Evet, 4. Doğru. Ha. Bu rakam doğru. Cumhuriyet tarihinde size gelene kadarki ortalama büyüme 5. nedir? 5'tir. Siz demek ki Cumhuriyet tarihinin ortalamasını bile yakalayamamışsınız. Doğru. Şimdi buradan yola çıkınca Naci Ağbal da demişler ki sen buna bir cevap hazırla. Cevap o da öyle bir aralık olmuş. Yakala ki hani öyle bir aralıktan ver ki bizim büyüme yüksek çıksın. E şimdi o da haklı olarak kendini savunuyor. Dediği siyaset. Gibi siyaset yapıyor. Yani ya siyasilik hiç ayrı olmazsa bir şey. Mehmet Şimşek anlataydı bari. Maliye Bakanı'nın ne işi hayır, var? Hayır 6.8 bak üstad 6.8 var mı var. Tamam. Tamam bitti. Ama işe yaramıyor. Ya işe yaramıyor. Siyasetçi sana bir noktada illüzyon yapar. Şimdi sana bu saçma gelebilir. Sana yanlış saçma gelebilir. Sana ikna edici gelmeyebilir. Gün, o gün değil. O gün. Nisan 16'da seçim var. O gün. Bir dakika. Bunu tartışalım. O zaman bizim derdimiz, üretemememiz, işsiz kalmamız kimsenin problemi değil. Herkes seçim. Koltuk tabii, derdinde. Tabii. Buna geliyor o zaman. Evet. Kastettiğim bu işte. Bizim çok kritik ve kronik sorunlarımız var. Gün o gün değil. Senin hangi seçimi kazanıp kaybetmediğin, ay başında kirasını ödeyemeyen, iş bulamayan, akşam eve çorba götüremeyen adamı ilgilendirmiyor. Çetin, Adana Sanayi Odası'nda konuşuyorsun. O adam ona göre oy veriyor şimdi ama. Ama Adana Sanayi Odası'nda konuşuyorsun. Şu anda ulusal medyadaki bütün kanalları aç şu saat itibariyle tek tek. Orada hükümetin bu 16 Nisan'daki anayasa referandumundan evet çıkarabilmesi için bütün kanallarda göreceksin insanlar yırtınıyor. Hı hı. Tamam mı? Yırtınıyor ya yani ekonomiyi devreye sokuyor, başka argümanlar açıyor, anayasadan devreye giriyor, demokrasiyi kendine göre yeniden tanımlıyor falan filan. Ama etkileyebilmek için seçim skorunu yırtınıyor insanlar. Her şeyi kullanıyor. Bak yani bu da onlardan biri. Bir cümle okuyacağım. Dur. Bir dakika dur şunu söyleyeyim dur. Öyle yok, devam ben cümleyi 12 okuyayım. Eylül 2010 referandumu. Evet. Her şey düzeliyordu. 13 Eylül sabahı bizim sorunlarımız hala aynıydı. Sinirlenme bak sana bir şey okuyacağım. Sinirlenmiyorum. Türkiye'nin çok kritik bir keskin viraja doğru gittiğini çok söylüyorum. Gergin bugün ama söyleyeyim. Keskin bir viraja gidiyor. Mevzumuz bunlar değil. Kimin neyi kazanıp kaybettiğinin ötesinde okuyorum. Sıkıntımız büyük. Okuyorum. Boş ver bunları. Diyor ki Naci Ağbal bak dinle. Büyüme oranları bakımından Türkiye son 7 yıldır ortalamada böyle bir oran elde etmiş durumda ve son derece önemli ama son dönemde karşı karşıya bir dakika dur düzgün okuyayım. Önce 6.8'i vermiş sonra boldlanmış burası. O 6.8 söyledikten sonra da bunu açıklıyor tamam mı? Büyüme oranları bakımından Türkiye son 7 yıldır ortalamada böyle bir oran elde etmiş durumda. Ve son derece önemli ama son dönemde karşı karşıya kaldığımız gerek içeriden sıkıntılar gerekse dışarıdan sıkıntılar bu oranları aşağı çekti diyor. Bak şimdi. Bak bomba geliyor. FETÖ'yü atıfta bulunuyor. Bırak, Gezi'yi atıfta bırak, bulunuyor. Geziyi, sen ne yaptın? FETÖ'yü METÖ'yü bırak. Bak şimdi cümle geliyor. Oğul Bey değerlendirsin bu cümleyi. Diyor ki İnşallah referandumdan sonra belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla büyüme oranları tekrar yukarı yönlü olacak. Bitti. Evet. Bitti. Dert ekmek bitti. Değil sen, yani. Dert ekmek değil. Sen neden bahsediyorsun? Şu anda yapılan açıklamaların hiçbirinde dert ekmek değil. Onların ajandası bitti. Tamamen 16 Nisan. Evet. Herkes de buna göre değerlendirsin canım. Yani ne yapayım? Yani bitti. Öyle. Yani şu anda bütün her şeyi bu perspektiften bakmak lazım. Yani 16 ya. Nisan'a katkısı ne olacak diye konuşuyorum. Aynen öyle. Bir dakika arkadaşlar ben sağlama yapacağım. 12 Eylül 2010 referandum. Hadi geçtim tartışmaları. Hmm. Anayasa değişikliği maddelerinden biri Ekonomik Sosyal Konsey'in toplanacağıydı ve bunun anayasal kurum yani anayasa güvencesinde olacağı. Geçtim 2010'u.
2008'lerden, 2009'lardan beri ekonomik sosyal konsey toplanmıyor. Dünya krizi oldu, bilmem ne oldu, şu bu. Şimdi ha buna da icat ettiler. Ne icat ettiler? Üçlü konsey yaptılar. Üç tane bakan kendi arasında sohbet ediyor, gidiyor. İyi de yani o zaman ben hatırlatırım. En son ekonomik sosyal konsey toplandığında o zaman DİSK başkanı olan Süleyman Çelebi şunu söyledi ve masadan kalktı. Burası bize aklınızdakileri dikte edip onaylatacağınız yer değildir. O günden sonra ESK toplanmadı. Bak bir tane daha okuyayım sana. Bir dakika. Bu önemli. Niye tamam. Önemli? Madem dert referandum. 2010-12 Eylül, 3 ay daha koyuyorum üstüne. O tarihten beri bu ülkede ESK toplanmayarak anayasa suçu işleniyor. 16 Nisan'da bana ne vaat ediyorsun? Sen önce 2010'daki vaadini daha toplamamışsın. Billboardlarda yazdı. ESK toplanacak, çalışanların, işverenlerin şeyi yapılacak. Artık eskiden kanunen toplanması gerekiyordu. Şimdi anayasa gereği toplanacak. 12 Eylül 2010'dan beri Ekonomik Sosyal Konsey bütün ekonomik sorunlara rağmen toplanmamış. Eskiden kanun ihlal ediliyordu. 12 Eylül 2010'dan beri anayasa ihlal ediliyor. Demek ki darbe olmuş 12 Eylül ya. Ya yani o yüzden geçeceksin hocam, referandumu falan. Tamam geçiyorum o zaman. Maliye Bakanı Naci Ağbal demiş ki yine. Son dönemde enflasyon ve işsizlikte bir nebze beklemediğimiz ve istemediğimiz gelişmeler olsa da inanıyorum ki önümüzdeki dönemde virgül özellikle 2017'nin ikinci yarısından itibaren çok daha iyi ve olumlu gelişmeler olacak. İkinci yarısı hangi ay? Haziran'dan sonra. Ne güzel değil mi? Tabii yani ki. Diyor ki Nisan 16'dan sonra diyor her şey toparlanacak diyor Sayın Bakan. Yani şimdi sen burada ekonomik konsey o bu falan filan bırak bunları hocam. Niye yani, bırakayım ya anayasa maddesi olarak oylattılar bu ülkede? Ya oylattılar oylatmadılar. Sonuç itibariyle burada konuştuğumuz isim bir bakan. Tamam. Konuştuğumuz isim bir bakan olarak bir partinin milletvekili aynı zamanda. Tamam. Ve bir siyasetçi. Doğal olarak da diyorum ya sana yani şu anda iktidar partisi olarak ne demesini bekliyorsun? Yani hayır kardeşim biz bunların hiçbirini beceremedik yapamadık. Biz işsizlikte de çok kötü durumdayız. Enflasyonda da kötü durumdayız. Faizlerde de kötü durumdayız. Para piyasasında doğru düzgün yönetemiyoruz. Doğru bir kalkınma modeli de seçemedik. Ondan dolayı da her şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık falan gibi bir takım açıklamalar yapmasını bu kadar, bekliyoruz. Bu kadar samimi olmasını beklemiyorum da. şunu demesini bekliyorum. Sıkıntılarımız var, çözüm bu. Sıkıntılarımız var ve çözüm bu. Olur, ben sana yani, sormadım ki ne kadar büyüdük diye. Çok bağımsız ve özgür düşünceye sahip bir siyasetçinin yapabileceği belki itiraflar olabilir ama hayır, o şu kadar anda samimiyet beklemiyorum zaten. Yani, o da emekli olduğunda yani. Emekli olduğunda kitap falan yazarsa rahmetli gene olmaz. Rahmetli Unakıtan şeyi demişti hatırlar mısınız? Maliye Bakanlığı'nı bıraktı. Kim? Rahmetli Unakıtan Maliye Bakanlığı'nı bıraktı. Sonra işte milletvekilliği falan da bitti. İstanbul'a geldi. Ya hayat çok pahalıymış dedi. Yapma ya. Yani şimdi hani rahmetli olmuş insanın arkasından konuşmuyorum ama Ankara'dan başka türlü bir hayat var demek ki gözüküyor burada. Evet. Yani ben demin de vurguladığım yere tekrar geri geleceğim. Yani şu anda siyasi bakılıyor her şeye. Ve 16 Nisan'da diyelim hayır çıktı. Ne olacak o zaman? Diyecek ki Naci Ağbal, biz söylemiştik evet çıkarsa Haziran'dan sonra ekonomi iyi olacak diye. Ama siz hayır verdiniz işte ondan dolayı kötü devam ediyor. Ben ne yapayım? Ya. Ben ne yapayım diyecek. Ne kendi yapayım? Savunmasını da hazırlıyor yani. Sen kendin istedin bunu diyecek değil mi? Zaten sen kaşındın hocam diyecek. Üstad, bu ülkede birinci dilimde politikacı olmak, ikinci dilimde de bakan olmak dünyanın en sorumsuz işi. Çünkü hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorsun. Mutlaka bir sorumlu var. Ama rakamsal olarak yani bak yine altını çizerek söylüyorum. Rakamsal olarak bir hata yok. Yüzde kaç yani yüzde bir ikiden bak. Yüzde kaç ay başında ödenmiş kira ediyor? Ben yüzde on büyüdük diyeyim. Benden olsun. Üç puan da ben koyuyorum. Ya, sonuç? Şimdi büyümede var, büyüme var. İstihdamı pompalayan bir büyüme modeli var. Bir de
onun söylediği gibi ithalatla da büyüyebiliyorsun. Yani bol bol cep telefonu alıyorsun, televizyon alıyorsun, araba satışları patlıyor. Ülke kalkınıyor ama nasıl kalkınıyor? Borçlanarak kalkınıyor. Şimdi bu borçlanmayı yaptığı an ülke bu borçlanmanın ne kadarı yatırım amaçlı borçlanma, teçhizat, makine satın alması ne kadar lüks tüketime gidiyor. Senin ağırlıklı lüks tüketime ve geri dönüş olmayan yatırımlarsa bunlar, o zaman sen büyüyorsun ama istihdama karşı katkısı olmuyor. Yani o büyümenin diyelim 6,5 büyümenin 4 puanı istihdam dışı büyüme, 2,5 puanı istihdamlı büyüme. O zaman işsizliğe hiçbir türlü çare bulamıyorsun. Ben sadece bu dönemi kastetmiyorum. 90'lı yıllardan aynen beri öyle. Ben örneğin aynen Türkiye'ye öyle. Döndüğümden beri Türkiye'de işsizlik bir kronik hastalıktı. Hiçbir zaman iyileşmedi. Aynen. Yani bir terör, iki işsizlik. Bu Türkiye'nin iki tane ana konusudur ki son 30 senedir, 40 senedir çözüm üretilememiştir. İşsizliği açalım o zaman. Zaten onun tekrar altını çizelim. Tabii bu sadece mevcut iktidar için değil. Türkiye'de kim iktidar olursa olsun öyle zannediyor. Zannediyorlar ki onlardan önce hiçbir hayat yoktu. Bütün eleştiriler sırf onlar olduğu için. Hayır, çok güzel bir laf vardır değil mi? Mühür kimdeyse Süleyman odur. Süleyman da eleştirilir. Şey edebali kültürüdür bu. Osman Gazi'den gelen. Yani hep bizi eleştiriyorlar diye bir mantık olamaz ki. Ya eleştireceğiz mühür tabii sende, canım. Mühür sende, yetki sende. Ne yapayım ben oğlumu eleştirim evet. Şimdi. Oğlum niye işsizliği düşürmüyorsun? Ya doğru da işte bizim ülkemizde demokrasi kültürü tam oturmadığı için eleştirinin boyutlarını da ayarlayamıyorlar. Eleştirilen insan hiçbir şekilde açık değil eleştiriye. Kendi öz eleştirisini de yapamıyor. Demokrasinin sadece sandıktan ibaret zannettikleri için çok böyle samimi olarak bu süreçleri yaşayamıyoruz biz. Ondan dolayı da iktidara gelen zannediyor ki hiçbir şekilde kendisi eleştirilemez. Her yaptığı doğrudur. Ve bunu sonuna kadar da savunuyor. Ta ki duvara tosyana kadar. Peki işsizlik rakamlarına geleceğim. %12 vurdu işsizlik. %22 bence hani %12 işsizlikten çok daha sorumlusu var. Genç işsizlik %22'nin biraz üzerine çıktı. Bu önemli bence. Tarım dışı işsizlik %14'lerde, 15'lerde geziyor. Tarım zaten kayıt dışı bol olduğu için işsizliği düşürmenin güzel bir yolu oluyor vesaire vesaire. Şimdi o zaman bunu bir konuşalım. Yani artık çift hanelere oturduk gözüküyor. Artı iş aramaktan vazgeçenlerin mevcut işsizler kadar olduğunu düşünürsek durumun daha da kronik olduğu ortada. Ne anlatıyor bu rakamlar? Çözüme geçmeden önce bunları bir değerlendirelim. Ne anlatıyor bu rakamlar? İş gücüne katılım ne kadar? Önce ona bakalım. Yani her yıl iş gücüne ne kadar insan katılıyor? Hı hı. Bir. İkincisi, Türkiye'nin mesela diyelim ki ben o nüfus sayımları da ortadan kalktı değil mi artık? Tabii. Nüfus sayımı. Otomatikman nüfusumuz işte nedir ben bilmiyorum yüzdesel mesela. Yüzdesel olarak yürüyor. Kaç bizim nüfusumuz? 79 milyon küsür de en son. Hangi yıl? Şu yeni açıklanan ha. Ama ve lakin o bir baz alındı, ondan sonra bir yüzde koyuyorlar üstüne gidiyor. Tamam peki 80 milyon diyelim. Tamam şu an düz olsun diye söylüyorum. Mesela 80 milyonun kaçı çocuk, kaçı yaşlı, kaçı emekli ve geriye ne kadar insan kalıyor? Bununla ilgili bir veri var mı, net veri var mı? Yani elinizde? TÜİK'in 3 aşağı 5 yukarı bir şeyleri var. Ne diyor diyelim ki 40 milyon kişi. Yani 50 milyon aslında çalışabilir nüfusumuz var bizim. Tamam 40 milyon diyelim ama biz buna. Tamam. Tamam 40 milyon da ortada buluşalım seninle. Peki bunun bence nereden baksan 10 milyon da genç nüfustur. Fazladır bile belki. En kötüsünden bahsedelim. Hı-hı. Yani yine ortayı bulmakla gidelim. Bunun ortalamasına bakmak lazım. Bunların kaçı çalışıyor kaçı çalışmıyor. Kaçı şu anda mutlu çalıştığı işte, kaçı gerçekten kendi işini yapıyor. Bütün bunları bir araya getirip bakmak lazım bir. İkincisi %12'den gidelim. Yani o rakamın doğru olduğunu kabul edelim. 40 milyon üzerinden hesap yapalım. Şimdi. Tamam. %12'si kaç eder 40 milyon? %10'u 4 yapar. 4.4 falan gibi bir şey. Değil 4.5'te mi? 4.5'te. 4.5 milyon kişi, abi dile kolay tamam mı? Yani bak şimdi, biz burada her şeye rakamla bakıyoruz. Zaten tamam rakamla bu 250 bu gram kıyma ver demek onunla değil. Onunla ilgili bir veri var mı? Yok yok sen istediğin gibi bak. Yani 250 gram kıyma ver demek değil ya bu. 4,5 milyon kişi şu anda çalışamıyor. Ortalama 3 de vur onu. Tamam mı? Aile olarak bak. Tabii.
ya da öyle bak. Ya da ailenin içindeki bir fert olarak bak. Fark etmez. Bu adamın saygınlığı yok. Bu adamın kişiliği yok. Bu adam önemsenmiyor. Bu adam hiçbir gittiği ortamda hiçbir şekilde, en ufak bir şekilde saygı görmüyor. Şimdi bu adam potansiyel problem ya. Sosyal problem. Ya suçlu demiyorum bak. Sosyal potansiyel problem. Ben de işsiz olduğum dönemler oldu. Eminim beyaz yakalı birçok kişi de işsiz kalmıştır zaman zaman. O psikolojiyi bilir yani. İşsiz olan bir insan nasıl bir psikoloji olduğunu bilir. E şimdi her şeyi bir tarafa, bu adamın psikolojisini düşünsene. Şimdi bu ne kadar çoğalırsa o ülke o kadar sıkıntı yaşıyor demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir numaraya konulması gereken sorunlardan biri. %12 ile ilerle ya. Ki ben %12 olmadığına eminim. Bak, şimdi %22'den gidelim. Özür dilerim bir cümle daha. %22'den gidelim. Kaç milyon kişi demiştik gence? 10 milyon kişi mi? 2.2 milyon genç. İşsiz demektir resmi rakamlara göre. Aynen öyle hocam. Bak, %12.1'de bir hesaplama yapmış Umut Orhan. Basın bülteni olarak geçtiği için rahatlıkla söyleyeyim. İşsizler ordumuz 85 ülkenin nüfusundan kalabalık. Al. Üstad, evet. Rakamları bir değerlendirelim. 5 yani, dakikamız var bu arada. Reklama sonra çözümü konuşacağız. İşsizlik Türkiye'nin en büyük problemi. Bundan evvel de söyledim, terörizmle birlikte iki tane ana problem. Hatta terörizm bile işsizlikten nemalanıyor, besleniyor. Doğru. Çünkü hedefsiz kalan gençler, belli bölgelerde yaşayan gençler terörizme bulaşıyor ve böylece terörizm de oradan besleniyor. Şimdi burada önemli tartışmamız gereken konu bence artık işsizliğin katmanları, alt kırılımları değil de bunun nasıl önüne geçeceği, nasıl çözüleceği. Ya bunun için milli seferberlik ilan etmen lazım. Çok çözüme girme. Reklama 1-2 dakika var. Reklamdan sonra ilk çözümle başlayalım. Çözümle mi başlayacağız? Tamam. Ama yani şunu önemsiyorum. Bu illegaliteyi, sırf terörizm olması gerekmiyor. İllegaliteyi, asayiş olaylarını vesaire, her şeyi tetikleyen bir nokta. Bak hocam, bir numaralı sorun. Kolombiya, tamam. Türkiye'yi geç. Kolombiya, tamam mı? Küba'yı çok saymıyorum bunun içine. Ondan sonra ne vardı Güney Amerika'da? Birkaç daha böyle fakir ülke vardı. Brezilya Arjantin. Ondan sonra fakir diye de kabul etmemek lazım. Bu artık değil ama yine de işsizlik oranları çok yüksek bu ülkelerin. Yani tabii. Özellikle Meksika, suç oranlarına bakıyorsun, evet. İnanılmaz derecede yüksek seviyelerde. Neden? İşsizlik oranları yüksek. Bak, adamlar sıkıntıda. Şimdi fakir ülkeler, daha doğrusu işsizliği bol olan ülkelerde iki şey artıyor hocam. Şimdi haber bültenlerini aç görürsün. Bizim Türkiye'de de haber bültenlerinde ben boyuna suç haberleri izliyorum. Üçüncü ya. Sayfa haberleri manşetten girmeye başladı ülkede. Evet, sürekli suç haberleri. Yani kardeşim, bir haber bitiyor soygun, öbür haber başlıyor gasp. Yani demek ki bunu savunmak için de söylemiyorum. Bu adamlar işte fakirler, ondan yok, yapıyor. Yok. Tamam, içinde de vardır belki adamın ama İçinde olmayan adamı da oraya sevk ediyor olabilir. Kaybedecek yani sistem. Bir şeyi olan insan sayısını azaltıyorsun. Aynen öyle. Hikaye bu. Demin sorduğun rakamlar o araştırmada var. İş gücü resmi rakamlara göre bu. İş gücü 30.781.000 kişi. İşsiz 3.715.000. Umutsuz. Bu da nasıl bir şeydir? Umutsuz olanı işsiz saymıyorsun. 2.286.000. Geniş tanımlı işsizlik 6.000.000. 38. İşsizlik oranı %12.1. Geniş tanımlı baktığında işsizlik oranı %18.1. Yani demek ki 40 milyon kişiymiş, değil mi? Doğru hesaplamışız. Doğru, yani. Evet, bir ara vereceğiz. Aradan sonra şimdi çözümü konuşalım. Hatta biz sokağa da sorduk biliyorsunuz. Önce bir vatandaşın bir çözüm deyince aklına işsizlikle ne geliyor? Çözüm belli hocam. Şey, varlık fonu geliyor şimdi. Dur, onu geliyorum. Obama ona çözecek. Gelmene gerek Bill yok. Varlık fonu da çözeceğiz. Muhtar Kent de Bill Clinton çözecek. Onu ayrıca açacağım. Çok güzel. Sen söyledin değil mi? Uluslararası tecrübesi olan biri. Sen de söyledin galiba. Efendim, yani bir siz anlıyorsunuz ama yanlış anlıyorsunuz. Reklamlar sonra işsizlikte çözüm. Evet, üçgende beraberiz. İşsizliği konuşuyoruz. Çözüme geleceğiz ama bu işsizlerin durumu, bir de çalışanların durumu ile ilgili bir anekdot paylaşıp onu da biraz değerlendirdikten sonra çözümü konuşalım istiyorum. Türkiye'de herkesin bir şekilde bankalarla sıkıntısı var, değil mi? Yani ama borçlusun, iş adamı da olsan, tüketici de olsan. Fakat banka çalışanları ne durumda? Bakın, bir okurdan bir mektup geldi. Adı bende saklı.
bir yazım üzerine yollamış bunu. Banka isimlerini de veriyor. Onları da saklı tutuyorum. Fakat şurada bankacılıktaki haksız ve ahlaksız uygulamaları şube çalışanlarından öğrenseniz isyanınız daha da artar diyor. Bunu birazcık okuyup değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü bir şey hatırlatayım. 2011 yılında BASİSEN yani Bankacılık Sigorta Sendikası, Çalışanlar Sendikası isyanımız var diye gazetelere ilan vermişti, hatırlar mısınız? Çalışma koşulları nedeniyle. Bakın X bankasında şubeler kendi giderlerini, personel, kira, yakıt gibi kendileri karşılıyor. Bu durum şube karlılığını etkiliyor. Karlılığını etkileyen en önemli unsur olarak çalışan ücreti görülüyor. Kıdemli personelin ücreti nispeten yüksek olduğu için kıdemleri işten çıkarma yoluna gidiyorlar. Özellikle 10-15 yıla yaklaşan personel tacizle istifaya zorlanıyor. Böylece kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiyor. Sürekli yer değiştirme yapılarak bezdirmeye çalışılıyor. Özellikle yeni doğum yapmış ve emziren annelere yapılıyor. Direnen arkadaşların içinde aşağılanıyor ve soyut uyarılarla yazılı olarak uyarılıyor. İlk iki uyarıda cevap istenmiyor. Bakın işsiz değil, çalışıyor. Bankacılık Türkiye'nin en önemli sektörü değil mi? Personel yazılı cevap vermek istediğinde kabul edilmiyor. Üçüncü uyarıda cevap isteniyor. Amaç tazminatsız işten çıkarmak. İlk iki uyarıya cevap vermeyen personel zımnen kabul etmiş oluyor. Yani tuzağa düşürme yöntemi diyor. Yeni doğum yapmış, bebeğini emziren ve geri planda operasyonda çalışan arkadaşına yapılan uyarıdan örnekler veriyor okurumuz. Bakın, 1. Müşteriyle kavga ettiğiniz. Hangi müşteri, ne zaman, şahit belli değil. Kredi satışında işbirliği yapmadığınız. Kiminle ve nasıl bir işbirliği belli değil. Arkadaşınızla tartıştınız. Hangi çalışan, tarih belli değil. Tespit edilmiştir. Bunun diyor açıkça bir mobbing olduğunu ve çok ciddi bir haksızlığa noktalandığını, şikayette bulunanın da işsizlik gerçeğiyle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Çalışma Bakanlığı bu bankanın diyor son 10 yılda çıkardığı personelin çıkış nedeni ve bu uyarı belgelerini incelese ve işe iade davalarına bir baksa haksızlığı ve çalışma düzenini bozucu yapıyı görür. Çok uzun bir mektup. 9 tane özel soru da sormuş. Onu arzu ederseniz paylaşırım. Ama ağırlıklı olarak niye denetlemiyorsunuz deniyor kamuya, Çalışma Bakanlığı'na. İkincisi, bu zulme nasıl dur denilecek, bu sorular soruluyor. Üçüncüsü, bir de sendikalara uyarısı var. O uyarı da çok önemli. Siz diyor bunların yaşandığı bankada diyor nasıl bankalara kamunun parasını yatırırsınız diyor. Şöyle demiş: ey sendika ağaları, sendikal örgütlenmenin olmadığı bankalarla neden çalışırsınız? Siz ne için varsınız? İşsizdi. Çalışandan konuşalım, sonra çözüme geçelim. İyi bilirsin bankacılık sektörünü. İyi bilirim. Demek ki bankalar sadece müşterileri taciz etmiyormuş o zaman. Bunu görmüş olduk. Yani hem müşterileri hem çalışanlarını taciz ediyorlar. Bu konuyla ilgili birçok yasa da çıkartılmasına rağmen şimdi hukuk yoluyla yapıyorlar bunu. Bu bir iç mesele gibi görünüyor ama esas mevzu şu. Bu arkadaşı, bu işi yapan da bir çalışan. Hı hı. Şimdi banka... Genel müdürler ve şube müdürleri yapıyormuş bunu ağırlıklı. Fark etmiyor bak şimdi. Şube müdürü, genel müdür, genel müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı, ne olursa olsun. Bunu yapan da bir insan. Bankacılık sektörü değil. Yani bankalar bir makina değil. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? İşte dişlileri var. O dişlilerin içerisinde de bir takım diğer çarkları, dişlileri öğütüyorlar falan filan mevzu da değil. Yani bir mekanizmadan bahsetmiyoruz biz bu arada. Bankacılık sektörü, finans sektörü gibi görünse de aslında bir hizmet sektörü. Özellikle son yıllarda iyiden iyiye bir hizmet sektörü haline geldi. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman da bol personelli, bol çalışanlı bir sektör. Şimdi bu arkadaşın bu mektubu çok enteresan geliyor bana. Kendisine sadece şu soruyu soracağım. Belki bana bozulacak bu soruyu sorsam. Banka kendisi, çalışanı değil, şahit olduğu, yani arkadaşının şahit olduğunu yazıyor. Neyse, birinden içeriden bilgi almış o zaman. Arkadaşının tamam başına gelmiş. Insider trading yapmış yani, neyse. Yani şunu soracağım o zaman kendisine. Kendisi veya arkadaşı, kimse orada çalışan, şube müdürü olduğu zaman farklı davranacak mı? Aynaya bir de başka taraftan bakmak lazım. İşte bu zaten yani, kronik bir soru. Davranmayacak. O da personel müdürü olduğu zaman, şube müdürü olduğu zaman, müdür olduğu zaman, genel müdür olduğu zaman o da aynını yapacak. Çünkü aynı şeyleri görmüş. Şimdi ben bunu kendi mesleğimde de gördüm. Anlatabiliyor muyum? Yani bir adamın bulaşıcı bir şey bu. Yani bir adama sürekli mobbing yapıldıysa,
sürekli onunla bir şekilde yöneticilere uğraştıysa ve o da bu sistemden beslendiyse, tamam mı ya, bu sistemle yetiştiyse, bir bakıyorsun adam şef oluyor, müdür oluyor da alttakilere aynı muameleyi yapıyor. E sen yapma. Sistem değişmiyor yani. E kardeşim, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu bunlardan şikayet eden kişi alttaki kişi. Bir adım yukarıya çıktığı zaman altındaki kişiyi ezmeye başlıyor. Askerlikteki gibi. Ama bir yerde kırılması bak, lazım buna. Askerde kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ben asteğmen olarak yaptım. Hem de kendim isteyerek gittim yani. Asteğmen olarak gitmek istiyorum diye özellikle başvurdum. Ve bedelli hakkım olmasına rağmen bunu yaptım. Orada şunu gördüm. Ne, hani astsubaylar efsanedir, askerleri çok eziyorlar falan. Asla değil aslında. Bu çok yanlış bir izlenim. Askeri ne subaylar ne astsubaylar ezer biliyor musun? Askeri asker ezer. Çavuş. Çavuş ezer. Anlatabiliyor muyum? Burada bu adama mobbing yapan da aynı. Şimdi gelelim esas mevzumuza. Bu arada bir detay vereyim. Hani bu bir banka üzerinden gidiyor ama mektupta 5 bankanın adı var. Hepsi yapıyor. Şimdi bu sektörün, son bir cümle söyleyeceğim. Bu sektörü bence içindeki personel yapısıyla değerlendirmeyelim. Çünkü bu sadece bu sektöre özel bir şey değil. Türkiye'de her sektörün içerisinde böyle arkadaşlar var. Bir şey söylemeyeyim şimdi, devamını getirmeyeyim. Ama esas sorun şu. Bu bankalar vatandaşa ne kadar zulmediyor? Bir de onu konuşalım. İçerideki askere, yani kendi personeline bunu yapan vatandaşa ne kadar zulmediyor? Yani 2 kuruş borcu olan adamı 20 defa evini arıyorlar. Evini taciz ediyorlar. Akrabalarını taciz ediyorlar. Aramadıkları insan kalmıyor bu insanla ilgili. İş yerini taciz ediyorlar. Bunu konuşalım. Esas bizim toplumsal meselemiz bu. Peki. O bir şey rica edeceğim. Hem bunu değerlendirelim, hem uluslararası firmalarda finansı da iyi tanımış birisin. Birincisi bu mobbingi bir değerlendirirsen sevinirim. İkincisi Selçuk'un söylediği soruyu da sana yönelteceğim. Evet. Çünkü seninle bir programda senden rica etmiştim. Ya bu Türkiye'nin borç sorunu nasıl çözülür diye. Onu da biraz işin içine katarak, o kısa, orta ve uzun vadeyle özetleyerek, işsizliğe geçmeden onu da ortaya koyarsan sevinirim. Sonra galiba bir partimiz bunu sadece bir maddesiyle çalıp seçim propagandası yapmıştı. O da zaten işe yaramamıştı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tabii mobbing falan, bunlar tabii ekonomik darboğazlara girildiği dönemlerde hızla artıyor. Hı hı. Türkiye'nin krize girdiği dönemlere baktığınız zaman her sektörde, sadece bankacılık değil, her sektörde bizim iş adamımız genellikle zararı kapatmanın ilk yolu olarak personel azaltmaya gider. Yani şu anda örneğin dövizin hızla artması iş dünyasını ciddi sıkıntılara sokuyor. Çünkü döviz borcu ağırlıklı var ve döviz borcu her gün kur arttıkça artıyor. Bunları ödeyemez hale geleceği zaman ya da sıkıntı yaşanacağı zaman ilk fatura her zaman çalışana kesiliyor. Hatta ben böyle de krizlerde personelin, yani BNM'ler, çok borsaya kote firmalardan bazılarının personel maaşlarının %30-%40 kesintiye gittiğini biliyorum. Hı hı. Ve bunu hiç sormadan yapıyor. Bu da hiçbir şekilde kanun açısından mantıklı değil ve böyle bir hakkı olmamasına rağmen yapılıyor. Mobbing de yapılıyor. İşten çıkarma da yapılıyor. Ha, bunun önüne nasıl geçersiniz? Demokrasisi sağlam işleyen ülkelerde bunların önüne geçirme yolları var. Ama bizde şu anda öyle bir sistem yok. Yani çalışanı koruyan çok kuvvetli kanunlarla bezenmiş bir sistemimiz yok. Ondan dolayı insanlar tek başlarına mahkemede haklarını arayarak ancak sonuç elde edebiliyorlar. Bunu da birkaç tane örneği ben televizyonda gördüm geçenlerde. Yani özellikle hamilelik sonrası haksızlığa uğrayanlardan dava kazanıp işine iade olanlar var. Ama dediğim gibi şu aşamada bireysel anlamda bir mahkemeyle mücadele etmek dışında bu arada kötü niyetli çalışanlar da var tabii, onu da altını çizelim yani. Aslında galiba insanlar iyi niyetini kaybetti. Sıkıntı burada. Borç meselesine gelirsek o... Ya ekonomik şartlar tabii daraldıkça herkes kendi aklına geleni uygulamaya çalışıyor. İki taraf da kötüye kullanabilir. Hı hı. İki taraf da elinden geleni yapabilir ama asıl sıkıntı maddi sıkıntı, yani kaynağı bu işin ekonomik buhrandan geçiyor.
bir iki cümleyle şu kısa, orta ve uzun vade özetleyebilirsen, şu borçlardan hem reel sektör hem insanlar nasıl kurtulabilir? Senin bununla ilgili bir çözüm önerin, projem hangi vardı. Hangi projeyi? Hem kredi kartları, işte o kısa vadede bankalarla bir şekilde yapılandırıp orta ve uzun vade eğitim odaklı bir projem vardı senin. Borçtan kurtulma projen. Halkı borçtan kurtarma amaçlı. Ve şirketleri tabii. Aynı şirketleri şekilde. Evet. Onda biz yapmıştık bir program. Bayağı oluyor, zaman geçti. Şimdi tam hatırlayamıyorum ama ana hatlarıyla kredi borçlarını yapılandırma üstünden gidiliyordu. Şimdi burada tabii birinci derecede en büyük sıkıntı yaratan kredi kartları. Çünkü onların hem temerrüt faizleri var hem de insanları köşeye sıkıştırıyor. Devlet bunu üstlenebilir dedik. Çok makul şartlarda faizlerle ilk önce temerrüt yemiş ve ciddi anlamda ödeyemeyen insanları, yani bu siyah listeye düşen insanları, en büyük sıkıntıyı çekenleri oradan bir ilk önce çıkarmak lazım. Çünkü onlar zaten ödeyemiyorlar ve büyük bir ihtimalle bu işin sonu ya hapishanede biter ya hacizde, hacizden de bir sonuç alamayınca banka da bir şey kazanamıyor. Bunu en iyisi ödenebilecek hale getirmektir dedik. Böyle bir formül üstüne konuşmuştuk. Bunu bir gün özel konuşalım mı burada? Çok güzel bir proje çünkü. Ya bak, bu bunu özel konuşmayalım. Bir dipnot vereyim. Şu anda 24 insan... milyon icra dosyası var şu anda Türkiye'de. Işte, ve şunu söyleyeyim. Yeni kredi veriyoruz denilenlerin hepsi de yapılandırma. Bak üstad. Şimdi yapılandırmayı da şöyle yapıyor bankalar. Birinci kez yapılandırıyor, sonra bir daha yapılandırıyor, sonra bir daha yapılandırıyor. En sonunda da artık bundan bir cacık olmaz diyor. Artık yapılandırmaktan vazgeçiyor, hukuk firmasına veriyor. Eğer hala ödeme gelmezse. Zaten mesele hukuk firmasına geçtikten sonra başlıyor. Bak, hapishanede de bitebilir bu işleri, çok haklı. Çünkü insanları taciz eder boyutta oluyor. Halbuki bu konuyla ilgili yasa var yani. Diyor ki insanların evine icraya gidemezsin. İnsanların evine icraya gitsen bile bunu taciz olarak yapamazsın. Sürekli olarak mesaj ürün atamazsın. Kaldıramazsın. Sürekli olarak mal kaldıramazsın. Telefon edemezsin. Mal kaldıramazsın. Kaldırır şöyle. Hayır, iki tane televizyonu varsa bir tanesini alır. İki tane buzdolabı varsa bir tanesini alır falan filan, ama bunu taciz boyutunda yapamazsın diyor. Yani biliyorsun Amerika'da falan bazı eyaletlerde bu davullarla zurnalarla neredeyse insanların evine gidip bir rezil etme politikası uygulanarak bunu da varlık yönetim şirketleri yapıyor. Yani şeyler değil. Bankalar değil. Bankalar ya da hukuk büroları değil. Artık iyice ayağa düşüyor borç. Ondan sonraki süreçte hala ödemiyorsa bari rezil edelim de ne alırsak alalım bilgi diyorlar. Bilgi vereyim mi sana? Varlık yönetim şirketleri artık dosya almıyormuş. Niye alsın ki? Yani niye alsın ki? Şimdi gelelim mevzuya. Çok 24 milyon kişi dedin değil mi? 24 icra milyon icra dosyası var. 24 milyon kişi neredeyse. Aile demek bu. Yani bu, bak, hükümet getirir hükümet götürür. Bunu demedi deme. Hükümet getirir hükümet götürür bu rakam. 24 milyon kişi. Bunun sorumlusu da öyle ne dersen de ne CHP olur ne MHP olur. Mühür kimdeyse olur. Aynen o olur. Orada bence çok kesin ve keskin bir adım atılmalı. Bak, vergi diyordum ya iş yerleriyle ilgili. Eğer ki bu ülkede bir şey yapılmak isteniyorsa çok hızlı bir şekilde Uğur'un dediği şey yapılmalı. Evet. Çok hızlı bir şekilde. Yani kardeşim, seni kara listeye attım ben. Tamam, senin borcun var. Yaşama şansın yok. Yok yok, öyle değil. Kara listeye at adamı. Senin borcun var. Kaç para? 10 lira. Sen bunu ödemiyorsun. Ödeyemeyeceksin de belli. Aylardır da sürünüyor bu iş. Al kardeşim bunu, varlık yönetimi, A şirketi, B şirketi, devlet şirketi fark etmez. Bir yere devret. O adam da adam gibi arasın. 1 lira ver kapatayım dosyandasın. Gerekiyorsa. O 1 liranın peşine düşsün en azından, tamam mı? Öyle oluyor zaten. Hadi o 1 lira, ama bak öyle olmuyor. Kiloyla satılıyor dosyalar. Öyle olmuyor. Adam ödeyeceğim dediği zaman rakam yükseliyor. Bak, çok yakın bir dostumdan ödemeyeceğim dolayı biliyorum. Ödemeyeceğim deyince. Ödemeyeceğim deyince dipten açılıyor. Bu böyle bir şey olmaz. Yani, buna bir düzenleme getirmeleri lazım. 11 binlik, ben bununla ilgili program yapmıştım. 11 binlik bir borcun varlık yönetim şirketi tarafından 1500 liraya alındığını. Madem varlık yönetimine 1500 lira satıyorsun, adama satsana. Aynen öyle. Önce ona teklif etsene. Evet. Belki ödeyecek adam. Ve zamanında teklif et, ama niye etsin ki banka? Bak, bankalar hiç bir noktada riskte değil. Tabii, vergiden düşüyor. Vergiden düşüyor. Görev zararı yazıyor. Adamın sıkıntısı yok ki. Adamın umurunda değil. Öbür taraftan da avukata veriyor. Avukat da kotasını doldurmak için elinden geleni yapıyor. İnsanları arıyor, taciz ediyor. Korkarım
bak korkarak söylüyorum, öyle bunu çirkince yapıyorlar ki bir gün bir avukat bürosundan böyle abuk subuk bir laf da duyabiliriz, haber de duyabiliriz yani. Anlatabiliyor muyum? Duymuyorum. Bana da bu konuyla ilgili bir mektup geliyor çünkü. Şunu anlatmaya çalışıyorum dostum, yani bunlar yanlış işler. Bunu keseceksin bir yerde. Vergini ödeme diyeceksin şirkete, borcunu ödeme diyeceksin vatandaşa. Yapılandır, ödesin, razı. Ya, bak Türk milleti borcunu öder. Ödetme ya, ödetme. Ya bu sefer kes de ki, hayır, bankaya da kaç para kardeşim devlet senin papuk kredin. Hayır, bir bak şunu hatırlatayım. Biz bu programı yaptığımızda dediler ki işte devlet niye ödesin? Ya bir köprü için 25 milyar dolara devlet teminatı veriyorsun bir kişiye. Tabii. Bak ben sana 24 çok, milyon insana ben sana çok özel bir şey söyleyeyim. Sıfır faize kredi veriyorsun KOBİ'lere. Çok basit. Bu insanlara neye yardımcı oluyor? Aynen. Çok basit bir şey söyleyeyim mi sana patron? Devlet nasıl şirketlerden vergiyi toparlayamayacak diye çok net bir şekilde buradan söylüyorsam, toparlayamadığı da belli. Tamam mı kardeşim? İkide bir yapılandırmaya gidiyor. O bankalarda o kredi borçlarını alamayacaklar. Hele ki bu koşullarda hiç alamayacaklar. O zaman ne oluyor? Parası olan adam da vermeyecek. Sevgili Selçuk, sevgili oğlu, o zaman ne oluyor? Bir dakika. Efendim bu özel sektörün ve bireylerin borcu birdenbire devlet borcu haline geliyor. Çünkü yurt dışındansa bu sendikasyon da geliyorsa bu paralar tüketiciden alamadı. Reel sektörden alamadı. Tamam. Hadi bankadan da alamadı. Kim ödeyecek bu parayı? Devlet ödeyecek. Devlet garantisiyle geliyor bu paralar. Tamam. Demek ki neymiş? Senin borcun, benim borcum yokmuş. Hepimizin borcumuş bu. İşsizlikte çözüme gelelim. Bu çözümü biraz konuşalım. Çünkü Türkiye'nin gerçekten bunu tartışması gerektiğini düşünüyorum. Ama biz tartışmadan önce bir sokağa gidelim. Vatandaşa sorduk. Dedik ki sizce işsizlikte çözüm ne? Bakalım, bizim sokaktan çok güzel geliyor değil mi röportajlar? Evet. Bakalım vatandaş ne demiş, ondan sonra üstüne biz bir konuşalım. İşsizlik nasıl önlenir? İşsizlik, İSA'ların açılması lazım, yatırım yapılması lazım. Yani işsizlik tabii ki Türkiye için büyük bir sorun. Ama yavaş yavaş inşallah düzelecek. Şu yapılan icraatlara baktığınız zaman, yatırımlara, hepsi oluruz. Yani geliştirme, inşaat, zaten inşaat şu anda oldukça yüksek. Yani iş kollarını biraz daha yatırıma teşvik yapılırsa, iş kolları ancak öyle olur. Başka görüntü olarak zor yani. Eğer ki bu iş adamları kalkıp da bu Türkiye'yi gezse, dolaşsa, ne kadar işsiz insan varsa, hani bir atasözü vardı biliyorsunuz. Kapının bir iki tarafı vardı. Biri işsizlik, biri işsizlik. Bunları karşıda toplayıp da, yani ekmeğine muhtaç olan insanlara, onlara lazım. İşsizlik budur. Bazı yer vardır ki, hani dilenci biliyorsunuz, sokaklarda, sokaklarda dilencilik yapıyor. Niye için? Ekmek için. Bu da işsizliktir. Eğer bizim de bu işsizliği toplasalar, her bir insana bir iş verseler, işsizlik kalmaz. Böyle kolay işsizlik önlenmez kolay kolay. Hazire alıştık biz. Bütün dışarıdan avutuyoruz. Hiçbir yatırım yok. İşsizlik daha nasıl önlenir? Yatırım yapılması lazım. Onun da bu hükümetin yapacağı yoktur. İşsizlik sanayiyle, yatırımla, fabrika yapmakla önlenir. Başka bir şey diyemeyeceğim. Şu an iyi görmüyorum. Yani devamlı işte sürekli işsizlik büyümek durumunda. Gençler devamlı yetişiyor. Yani tahsilli olan gençler dahi iş bulamıyor yani. Geçim gayretinde ve herkes yani iş şaşkınlık durumunda var yani. İşsizlik klasik cevabıyla istihdam yaratarak önlenebilir. Liyakata göre insanlara iş vererek ve bu şekilde de liyakata göre insanlar işe girdiği için iş verimi ve kalitesi yükselecek. Şirketler çok daha fazla kazanacak ya da kamu kurumları. Kazandıkça da yeni yatırım alanları oluşacak. O nedenle zincirleme bir şekilde liyakat hak eden insanın alınmasıyla başlar. Evet, işsizlik nasıl önlenir? Biraz bunu tartışalım. Ama bana ne olur, herkes yanına bir kişi alsın demeyin. Bunun ekonomik bir karşılığı yok. Bunu biliyoruz. Gerçekten ne yapmamız gerekiyor? Senin çözüm önerine geleceğim. Bir değerlendirme yap, öyle gidip gelelim istersen. Herkes yanına bir kişi değil, iki kişi alsın diyorum ben. Yani hatta üç kişi alsın, hatta beş kişi alsın. Bence ne olacak hiç almayalım yani? Ya.
şey, herkesi bankamatik memuru yapalım. Ya burada ne sosu üretmek gibi bir kaygımız da yok. Buradaki kritik nokta şu. Hep söylüyoruz, yine tekrara düşmüş gibi olacağız da. Yani adamın işçi almasına teşvik etmek değil mesele. Adamın ayakta kalmasına teşvik etmek olmalı birinci kuralın. İkinci kuralında adamın iş yeri açmasına teşvik etmek olmalı. Adamın alengirli işlere girmemesini teşvik etmek olmalı devletin işi. Yani üretim iklimi yaratman gerekiyor. Tabii canım, üretim de değil bak. Üstad, şimdi ben buraya reel sektör iklimi diyelim. Ben buraya gelmeden bir saat önce, iki saat önce gittim bir yerde yemek yedim yani. O da istihdam yaratıyordu. Yanında 4-5 tane adam çalıştırıyordu. Az buz bir şey değildi. Yani hizmet üretiminden bahsediyorum. Aynen öyle. Öbür tarafta adam fabrikatördür, sanayi işçisi çalıştırır. Öbür tarafta adam madencidir, maden işçisi çalıştırır. Kimisi tarım işçisi çalıştırır. Ama önemli olan bir takım, yani herkes bir kere hani bizim... Bir değerli gazeteci abimizin bir lafı vardı. Herkes dedi reis olacaksa apaçı nerede kardeşim, tamam mı? Yani tamam, apaçısı olacak bu memleketin. Yani çalışanı, işçisi olacak ama bir de işvereni olacak. Şimdi sen işvereni işveren olmaktan bezdirirsen o adam hem işçi çıkartır hem iş yerini kapatır. Bu kadar basit. Bitti. Peki çözüme geleceğim. İki minik eklemeyle geleyim. Bunlardan birincisi, herkes yanına bir kişi alsın diyene kadar mesela kamu niye atanamayan öğretmenleri atamaz? Bak, kendi kendine sorunun cevabı. Atıyor şimdi, atacak. Tabii 300 bin kişi var, 20 bin kişi arada o atadım falan filan. Öyle olmuyor. Yani madem bu kadar kolay alsınlar, madem bu kadar kolay. Bu bir hesap kitap işiyse. İkincisi, çok önemsiyorum. Geçtiğimiz günlerde Varlık Fonu'nu da desteklemek için, biraz sonra geleceğiz oraya. Yurt dışından gelecek olan yabancı sermayeye yine koşulsuz bir sürü teşvik veriliyor. Çözüm olarak ben buradan başlayayım, sonra ilerleyeyim. Bir kere kumarhane mantığını terk edip de gerçekten mal ya da hizmet üreten bir ekonomi olmaya karar vermediğimiz sürece, evet, kumarhaneye aslında üretim üreten Türkiye deyip alttan kumarhaneye destek verdiğimiz sürece bir kere bu işin içinden çıkamayız. Keskin bir duruş yapmamız lazım. Sence çözüm ne? Ya çözüm üretim. Ama nasıl üretim? Nitelikli üretim. Katma değeri yüksek ürünlere kaymamız. Katma değeri yüksek ürünlere kayıp da bu bölgenin ihracat dinamosu haline getirirsek ekonomimizi, o da otomatikman istihdamı tetikleyecektir. Ve emek yoğun alanlardan da korkmamamız lazım. Örneğin biz tarımda istihdamımız son 15 yıllık periyotta çok düştü. Bizim tarım alanında eski bir tarım ülkesi olarak tekrar eski günlerimize gelmek için çok bazı radikal... Çok acı bir şey söyledin. Eski bir tarım ülkesi. Tabii. Radikal bazı adımlar atmamız lazım. Çünkü tarım hem istihdam için kolay bir alan, hem de Türkiye'nin tekrar başarılı bir ülke olmasının altyapısını kurabileceğin bir sektör. Bunun değişik stratejiler belirleyebilirsin. Organik tarıma yönelebilirsin. Organik hayvancılığa yönelirsin. Yani değişik katma değeri yüksek alanlara kayarsın ve çevrende ihracat yapabileceğin potansiyel o kadar çok ülke var ki bu bence çok iyi bir strateji olabilir. Ama hedefinde her zaman üretimi koyarsan ve ihracatı koyarsan istihdam ister istemez onunla birlikte hareket edecektir. Ve bu sefer büyümen kaliteli bir büyüme olacaktır. Sadece ithalatla büyüme değil, ihracatla büyümenin ne kadar sağlıklı olduğunu, dış ticaret fazlası vermeye başlayınca ülkenin daha fazla yatırım avantajları elde edeceğini de zaman içinde görürsün. Benim şöyle bir çözüm önerim var. Uzun vadede gerçekten böyle bir projeksiyonu yapıp gelecekte işte öncelikli sektörle, bunu daha önce de burada konuştuk, yani envanterlerimizi yaparak. Fakat ben kısa vadede bu işin çözülebilmesi için bir önerim var. Tartışırsak, karşı çıkarsanız, reddederseniz beni sevinirim. Ki bir beyin fırtınası yapalım, bir ışık olsun. Katılırsanız da açılım, katkı sağlayın. Işığı görmek istiyorsun. Şimdi, o envanterlerden bahsediyordum ya, birinci dereceden Türkiye'nin çok acil şu iş gücü envanterini yapması gerekiyor. Yani benim elimdeki çalışan veya çalışma potansiyeli olan nüfusun, nüfusla ne yapabilirim? Bir kere bunu bir ortaya koyması gerekiyor. Bu arada ben iddia ediyorum, Türkiye'de doğru bir yapılanma yapılırsa, özellikle üretimde ithal edebileceğimiz etmekten vazgeçip
Türkiye'de tedarik sağlayabileceğimiz çok sayıda üretici olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunu otomotiv sektörü içinde geçerli. Ya, mesela otomotiv diyorlar. Verme teşvik, kaldır teşvikleri, içeriden alsın. Çünkü senin ana sanayin kadar yan sanayin ihracat yapıyorsa, yan sanayin bütün dünyaya mal satıyorsa içeriye niye satamıyor diye adama sorarlar. Bu makine sektörü için de, otelcilik sektörü için, aklına gelebilecek her sektör için. Birincisi, bir iş gücü envanteri çok acil. Elimde ne var? İkincisi, ne tedarik edebilirim? Bunu da sopayla değil, yurt dışından gelene 10 lira vergi koyarsın, içeriden tedarik edenden vergi almazsın, otomatikman sistem hallolur zaten. En kısa sürede biraz sıkıntıyı yaşayarak, en kısa sürede çarkı böyle çevirebileceğimizi düşünüyorum ben. Tabii ki uzun vadeli projeksiyona baktığında öncelikli sektörler, sanayi envanteri vesaire, bunu yapmamız gerekiyor. Başka türlü işin içinden çıkamayacağız ama kısa vadede işsizliği kontrol altına alabilmek için bunu hem dıştaki tedariği içten sağlamak hem de iş gücünü, ya bende 4 tane adam var, 4'ünün ne işe yaradığını bilmiyorum. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben işsizlik meselesinin çözülmek istendiğini düşünmüyorum. Niye böyle düşünüyorsun? Niye böyle düşünüyorum? Daha kontrol edilebilir. Bu konuda hak veriyorum sana da. Hayır, daha kontrol edilebilir, daha muhtaç, daha iyi yönlendirilebilir. Bak, bu hükümet için söylemiyorum bunu. Bu sistem yani dünyada bunu, da yapılıyor. Bunu ben 1950'li yıllardan beri böyle olduğunu düşünüyorum. Yani hatta 1940'lı yıllardan beri böyle olduğunu düşünüyorum. Yani ne zaman işte Mustafa Kemal Atatürk'ün o 5 yıllık kalkınma planlarından vazgeçilmiş, adam gibi bir model belirlenmemiş bir daha. Ne zaman Uğur uçakları üretimden kaldırılmış, ne zaman Marshall yardımları alınmaya başlanmış, ne zaman köy enstitüleri denilen çok önemli bir altyapı unsuru devre dışı bırakılmış. Ondan beri bence işsizlikle mücadele etmek gibi bir derdi yok bu ülkenin. Eğer olsaydı bugüne kadar çoktan çözülürdü. Ha, diyeceksin ki Almanya'da yok mu işsizlik? Var. Hiçbir zaman keyfi işsizlik olması başka bir şey. Bak, Almanya'daki işsizlerin %50'si, %60'ı, abartmıyorum, Türk'tür ha. Sebebini söyleyeyim mi sana? Tabii canım, adam para alıyor. Evet, çocuk parası doğru. Alıyor, sosyal güvenlik sisteminden işsizlik parası alıyor. Ki orada alıyor. Bile sıkıntılar başlıyor. Onu alıyor, bunu alıyor. Geçiniyor zaten adam. Niye çalışsın? Akşama kadar pişpirik oynuyor adam kahvede. Ne işi var çalışmakla? Bulmuş yolunu, yöntemini. Ama Almanya'da Alman olup adam gibi çalışmak isteyen birilerinin kolay kolay işsiz kaldığını düşünmüyorum ben. Şimdi burada bizim meselemiz şu. Biz insanların iş bulmasını istemiyoruz. Siyaset işsizlikten besleniyor. Yani 60 yıldır tıpkı işsizlikten büyümüş. Tıpkı kayıt dışından beslendiği gibi. Diyor. Evet. Menderes de işsizlik sayesinde gelmiş, ekonomi sayesinde gelmiş. Bu bir Hitler modeli ya. Muhtaç yarattı. Tabii. Yani Hitler nasıl geldi iktidara? Hiperenflasyonlarla gelmedi mi? İşsizliği bitireceğim diye gelmedi mi? Yeni bir ekonomik model yaratacağım diye gelmedi mi? Nasıl geldi Hitler? Anlatabiliyor muyum? Onun için biz bence burada sanki boşuna konuşuyoruz. Hani işsizliğe şöyle çözüm üretelim. Öyle. Ya bu adamlar bizden iyi biliyor abi. Tamam, yapmadıkları çıksın o zaman. ANAP da bizden iyi biliyor. AK Parti de bizden iyi biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bizden iyi biliyor. Emin ol, ekonomistlerin hepsi bizden daha iyi biliyor bu işi nasıl çözecekler. Mührü ele geçirince unutuyorlar. Yok. Hayır, muhalefetteyken çok güzel anlatıyorlardı. Mühür kime geçerse o unutuyor. Olabilir. Olabilir. Mühürde bir sıkıntı var. Olabilir. Üstad, ne diyorsun? Gerçekten sence bilinçli bir işsizlik? Yani farklı bir bakış açısı ama onun söylediği doğruysa bunların hepsi vatan haini. İnsanlık haini diyebiliriz. Şaka herhalde. Değil bu. Çünkü sadece vatan bu değil. Kadar insan istikbaliyle oynuyorlar. Bu kadar insanın geleceğiyle oynuyorlar. Onların çocuklarıyla, çocuklarının geleceğiyle oynuyorlar. Bu vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Ve siyaseti kolay yönetebilmek adına bunu yapıyorlarsa bu gerçekten çok aşağılık bir şeydir yani. Abi, bu işi çözmek isteyen ülkeler çözdü işte. Kore çözdü, Güney Kore. Finlandiya çözdü, Kuzey Avrupa ülkeleri çözdü. Yani bu işi gönülden çözmek isteyen adamlar çözdü. Ama bizim gibi kısa vadeli düşünen ülkelerin hepsi
İşsizlik de patlamış durumda. O zaman yani kritik soru şu mu Selçuk? Adamlar niyetin uzun... var mı? Ya tabii ki öyle. Şimdi Kuzey Avrupa ülkelerine bak abi. Müthiş bir refah seviyesi var. Hı hı. Şimdi birileri çıkacak diyecek ki ya ama orada da intihar oranları çok yüksekmiş. Orada insanlar çok mutsuzmuş ya düzenden canım, İsviçre'li dolayı. Bilim adamları da sürekli diş macunu buluyor. Yani gazetelerin kenarında okuduğu şey değil mi? İlginç bir şey söyleyeyim. Şimdi adamın garantisi var. Dünya yarım küresinde şöyle bir gerçek var. Avrupa'nın kuzeyine bak çözmüş, güneyine bak çözememiş. Amerika'nın kuzeyine bak çözmüş, güneyine bak çözememiş. Çok ilginç bir denklem. Evet yani ya. Dünyanın neresinde kuzeye gidersen problemler çözülüyor, insanlar çalışkan. Güneyine indiğin zaman insanlar tembel ve işsizlik has safhalarda. Bu her yer için geçerli. Ve fırsatçılık üst düzeyde. Yani evet. Şimdi mesela Kuzey Avrupa ülkelerine git dediği gibi yani ya da işte Kuzey Amerika'ya git. Amerika biraz daha vahşi batının kurallarının olduğu farklıdır. Bir yer ama git daha kuzeye, kuzeyine git, Kanada'ya gittiğin zaman işin rengi çok değişiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bizim gibi ülkelerde gelir dağılımında inanılmaz bozukluklar, tamam mı? İnanılmaz bir fırsatçılık, benim olsun da kimin olmazsa olmasın benim umurumda değil mantalitesi. Yani... Bu mantıkla bakarsan tamam mı? İki gün sonra devrilir gidersin arkadaş. Ya zaten sorun vatandaş yani birey yaratmak yerine ait yaratmak arasındaki çelişki değil mi? Yani birey yaratmazsanız ait yaratırsınız. O da sizi destekler. Bu her parti için geçerli. Ben işsizlik sorununu çözmek istediklerini düşünmüyorum. Her parti için geçerli ve işte gel ben sana bir şekilde bir şeyler vereyim. Yani eğer biz ama makarna ama ihale avanta alma peşinde koşmaktan vazgeçmediğimiz sürece bu ülkede kurumun yanında yaş da yanar, işsizlik sorunu da çözülemez. Çok önemli bir şey söyledin. Biraz açalım. Niyet var mı? Gerçekten bizde niyet yok mu? Sokaktaki adam niye bunu tezahürünü göremiyoruz onda? Yani şimdi siz ikiniz parti olun. Ben de vatandaş olayım. Ki ben böyle bakarım bütün partilere. Doğal olarak benim vereceğim vergilerle bana vereceğiniz hizmeti orantılarım değil mi? Ama yani işsizlik vaat edip sana veririz bir şeyler falan kurnazlığı bırakmamız gerekiyor. Yalan mı? Evet. Kurnazlık yapmıyor muyuz? Yapılıyor tabii siyasette kurnazlık var. Siyasette değil vatandaş işte hiç vatandaş goygoyculuğu yapacağım. Ama abi kömür içimiz, ama ihale dedi. Abi içimiz karardı ya. Gel bak ben sana güzel bir haber vereyim şimdi. Biraz aydınlanalım. Tamam mı? Biraz rahat. Işığı gör. Şeye geçme. Varlık fonuna geçme önce. Işığı gör ışığı. Önce parayı bak, konuşacağız. Tünelden ışık göründü. Tünelden ışık göründü. Ya şunu okuyayım en azından ondan sonra. Ya hadi varlık fonunu konuşalım geç, ya. İster geçme. Türk lirasının değerine sonra gelelim dur, arkadaşlar. Dur. Önce şu varlık fonunu dur bak hadi. Okuyayım buradan. Varlık fonu için kimler adaymış? Hey. Üstad okuyayım mı? Tabii. Obama, Clinton, Coca-Cola'dan ne oldu? Ayrıldı mı Muhtar Kent? Değil mi? Öyle en son öyle biliyorum ben çünkü. Muhtar Kent. Ama hep emeklileri getiriyoruz ya bu arada bakar mısın? Evet. Obama, Clinton ve Coca-Cola'nın eski CEO'su Muhtar Kent gibi isimlerin varlık fonunun başına danışma geçmesi kurulu. Değil, danışma kurulu olarak. Şimdi danışmanlardan yönetim kurulu üyesi yapıp yönetim kurulu üyelerine danışma kurulu oluşturmak için Bill Clinton'a gidiyoruz. Ama ey Amerika. Ben bunu şaka olmasını temenni ediyorum ama maalesef haber merkezlerine düştüm. Ama siz beğenmiyorsunuz Çetin Bey hiçbir şeyi. Bir şey de beğen ya. Koskoca Clinton'ı, Obama'yı getiriyoruz. Bak bizden bir önceki başkanı getiriyorsun. Getirmiyorsun. Ya. Teklif götürmüşsün. Gelmezse daha büyük bomba olur. Fark etmez. Ne diyorsun Üstad buna? Ben şaka mı diye düşündüm. Yok gerçek. Yani ben de ilk gördüğümde Zaytun Kaber'i de boşa mı düşüyoruz gibi geldi ama. Çünkü Zaytung'a cevap veren bakanlar olmuştu. Diyanet İşleri Başkanı da cevap verdi. Yani Zaytung'a mı düşüyoruz dedim. Varlık fonumuzla Obama'nın ne alakası var acaba? Obama siyasetçi değil miydi? Evet. Hukukçu değil miydi? Avukattı galiba. Avukat, yani avukattı netice. Da yani ne yapacak? Uzun süre siyaset çevresinden yaptı. Mi faydalanacak? Clinton nedir? Güzel saksofon çalıyor. Planları ne yani? Clinton zaten bayağı yaşlı var. Diye biliyorum. Clinton artık çalışmıyor. Fon yönetti mi Clinton hiç? Yo danışma kurulu diyorsunuz ama. Ya danışma kurulu da yani ne neyi danışacaklar bunlara?
Ha belki de şey olacak ama bak şimdi biz gırgır yapıyoruz da belki de diyecek ki Amerika'da çevreleri çok durumlu. Çevrelerinden yararlanmak. Tabii ben çevreler Türk çok durumlu. Mantalitesi öyle işler tabii. Bizimkilerin kafası. bize bir 3 kağıt atın mı diyecek. 100 kağıt atın falan biz durumu döndürelim mi diyecekler. Ya bilmiyorum ama yani. Ben başından beri bu varlık fonuna çok karşı olduğum için yani devamında da hatırlarsanız geçen toplantımızda söylemiştim yurt dışından. İnsanları arıyorlar, bakıyorlar CV'lerine. Hmm. Ama ben tabii böyle bir arayış içinde olduklarına ihtimal vermemiştim. Daha çok bence, sektörel bazı düşünüyorum. Bence bu söylediğinden sonra bu çıktı. Bu Bill Clinton, Obama falan. Belki bak, temel, bizi seyredip konu bilmiyorum şey, hareket ediyorlar. Temel hedefleri varmış. Milli geliri 1.5 puan arttıracak. Yapılacak yatırımlarla 100 binlerce kişilik ek istihdam sağlanacak. İslami finans varlıklarının kullanımı yaygınlaştırılacak. Bu arada Suudi Arabistan'ın 20 yıl vadeli tahvillerle 2 kere borçlandığını hatırlatırım. Biraz sonra geleceğim Körfez ziyaretine. Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun sektörler desteklenecek. Bu sektörler uluslararası alanda rekabet edecek. Otoyollar, Kanal İstanbul, nükleer santral gibi dev projeler kamu borcu arttı, finanse edilecek. Petrol ve doğalgaz gibi stratejik önemdeki sektörlere yurt dışına yatırım yapılabilecek. Katılım finansmanı sektör payı artacak. Bütün ekonomiyi buranın üstünden yönetmeyi düşünüyorlar anladım. Yalnız bütün şey stratejilerini bunun üstüne yüklüyorlar. Bir haber daha düştü. Eğer ki Obama, Clinton veya Muhtar Kent olmazsa yani red cevabı gelirse. Yok. Jack Nicholson, Keanu Reeves, Mick Jagger ya da Jodie Foster'ı düşünüyorlarmış. Hollywood yıldızları gelsin ya en azından diye. Ne yapıyoruz Allah aşkına? Şimdi ha, olmaz bak, mı? Bu işin makarası. Hmm. Ne yazık ki haber makara değil. O da olmazsa Ronaldo gelecekmiş hocam. Alex gelsin daha iyi. Alex. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir tarafta ey Amerika, ey Avrupa, ondan sonra bir tane varlık fonu kuruyorsun, dünyanın parası buraya akacak hayalleri kuruyorsun. Aslında içeridekini çarçur etmek üzerine kurulmuş bir sistem. Ondan sonra dönüp bir Clinton'a ne olur bunu yalanlayın. Yani bu haber merkezlerine düştü ve haber yapıldı bu. Bill Clinton'a, Obama'ya, Muhtar Kent'i istisna tutuyorum. Yani ben Muhtar Kent'in fonun başına bile geçirilebileceğini düşünebilirim. O yüzden istisna yani tutuyorum onu. Coca-Cola gibi ama yani çok ciddiyetsiz bir durum yani. Clinton. Gerçi Muhtar Kent de yani bir finans, yani bir büyük bir şirketi yönetmekle bir fonu yönetmek arasında ciddi bir fark Muhtar olabilir. Muhtar yani. Kent eksi bakiye gelmeyecek kadar akıllı bir adam. Ya ayrı mesele tabii. Yalan ayrı mı? Mesele. Ya hiç belli olmaz bu işler ya. Nereye bağlı. Parasına hiç belli bakarız. Olmaz. Yani o da sonuçta hayatı boyu Amerika'da yaşamış bir adam. Ama Türk kökenli, kendi ülkesinde bir hizmet vermek isteyebilir. Ya bir şey Kemal söyleyeyim Derviş de. Kemal Derviş gibi diyorsun. Ha, bir dakika bunu söyleyeceğim. Çok çabuk yakaladınız. Reklama yani. Gitmeden önce bunu söyleyeceğim. Bazı insanlar hani bizde gelenek görenek vardır. Birini ayıplama derler. Ya en olmadı Mehmet Öz'ü getiririz dur, hocam. Dur dinle. Bu bak, iktidar neyi ayıpladıysa başına geldi. Dövizden Kemal Derviş hadisesine kadar bu odur. Hı hı. Demek ki biz sloganlarla ülke yönetmeyi bırakacağız artık. Demek ki 15 yıl tıpkı nasıl 15 yıl önce sorunlarımız vardı. Hala aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Hala doğru düzgün bir şeyimiz çözülmemiş. Ya bir şey soracağım. Neyi ayıpladılarsa başlarına geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ya Amerika ve Rusya dahil Suriye'de operasyon yapmamalarının ana sebeplerinden biri bu işin maliyeti değil mi? Evet. Evet. Peki biz nasıl orada kara harekat yapıyoruz 6 aydır hiç düşündünüz mü? Hangi paramızla, hangi gücümüzle, hangi finansmanla? Hangi silahımızla? Evet. Güzel soru. Ya şimdi burada yani varlık fonunu kurma sebebi nedir? İyi düşünmek lazım. Ya, tabii aynen öyle. Bizim şimdi reklam arasına gideceğim de reklamdan sonra bunu konuşalım. Bizim para değerli. Para değerli. Cumhurbaşkanı uçaktan yani biraz şeyle bağlantılı konuşalım bunu. Körfez ziyaretinden sonra gelirken Türk lirasının değerini yükselteceğini ifade etmiş. TL'yi değerlendireceğiz. Nasıl değerlendireceğiz? Bunu konuşalım. Ama dönerken bir sokak röportajımız var. Kritik bir soru var. Önce onu da soracağız. Bir reklam. Bir cümle söyleyeyim mi? Meksika duvarına ne diyorsun Berlin duvarından sonra? Dünyaya imaj lazım. Ama müthiş bir şey oldu. Onu da konuşmak lazım. İmaj lazım. Onu da yıkarlar. Oradan da bir ekonomi yaratılır. Kısa bir ara buradayız. Üç
Üçgen devam ediyor. Konumuz tabii ki hepsi birbiriyle bağlantılı. Yine işsizliği falan konuşacağız. Referanduma gireceğiz, çıkacağız. Varlık fonunu açtık. Ama şu Cumhurbaşkanı'nın şu söylemini biraz hareketlendirelim. Türk lirasını değerlendireceğiz. Bunu biraz tartışalım. Ama önce ben diyorum ki bir sokağa gidelim. Çok basit bir soru. Hiç öyle iktisadi falan bir soru değil. Efendim dedik ki sokakta size Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıksa dolar mı alırsınız, Türk lirası mı? Bakalım ne yanıt verilmiş. Milli Piyango size çıkarsa dolar mı alırsınız, Türk lirası mı? Dolar alırım, hiç şeysiz. Sağlam. Sağlam. Türk lirasının hali belli ama ben esas gayrimenkule yatırırım ondan önce. Yani ama nakit diyorsan dolar. Dolar alırsam mahkemeye verilir beni. Türk lirası alayım onu bari. Birincisi Milli Piyango almam. İkincisi çünkü orada kul hakkı var, insanların hakkı vardır. Benim şahsi görüşüm. Asla almam. İkincisi dolar asla alınmaz. TL yani başka işlerde bile TL. Dolarla bir iş yok artık. Valla şimdi ben Milli Piyango almadığım için bir şey diyemiyorum. Dolara çevir. Çünkü TL her zaman risklidir. Dolar her zaman kazandırır, her zaman güvenilir bir limandır. Tüm memleket için madem öyle isteniyor, hani bir milliyetçi olarak Türk lirası alırım. Dolar almam. Ve dolarım varken bile Türk lirasına çevirdim. Yani neden dolar, neden bizim paramızın kıymeti düşmezse tabii ki kendi paramızı alırız. Ama paramızın değer kaybederse insanlar başka türlü nasıl koruyacak kazancını? Dolara da çevirir. İhtiyacı olduğu zaman çevirir, ihtiyacı olduğu zaman bozar. Türk lirası alırım. Neden? Benim memleketimin Türkiye'min parası yani. Ben ne yapayım mı Avrupa parasını? Ben Türklüğü seviyorum yani. Hayatımda hep Türkiye'de yaşamışım, büyümüşüm. Doları kabul etmem. Şimdi olayı idealize ettiğimizde evet Türk lirası alalım. Ama hayatın gerçeği. Şimdi ben Türk lirası alırım diyen kamerayı görünce konuşan insanların bile böyle bir fırsatta ilk dolar aldığına biz 2000'li yıllarda çok şahit olduk böyle. 10 doların bile peşinde koşuyordu bu millet. Bu zaten kronik bir hastalığımız. Asıl soru eksik kalmış. Biraz açsana. Zula'da ne kadar dolar var diye sormak lazımdı. Yani gerçekten mesela Milli Piyango çıktı, ne alırsın? Dolar alırım diyen adam zaten kafadan ne varsa içinde dökmüş yani. Hı hı. Öbürü daha böyle pragmatik, kameraya tribüne oynamak dediğimiz işi yapmış, tamam mı? Ya bana da sorsaydı kamera olduğu zaman ben de TL alırım derdim yani. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Bak şimdi öyle diyeceğim mesela. Ben de TL alırım milliyetçi bir insan olarak. Ama işin gerçeği o değil. İşin gerçeği şu. Hapse atıyorlarmış, öyle diyor. Orada bir de öyle bir şey var. Hapse atıyorlar diyor. İşin gerçeği şu. İnsanlar paramı nasıl koruyacağım diye düşünüyor yani. Yani geleceğini düşünüyor ve o zaman aslında dolar mı alırsın, TL mi alırsın? Tabii ki dolar alır insanlar. Çünkü onda daha büyük bir güven hissediyorlar. Dolara karşı bir güven hissediyorlar. Diğer taraftan sen öyle bir istikrar yarat ki ekonominde bu soruyu sormaya bile gerek kalmasın. Hı hı. Yani parayı nasıl değerlendiririm kısmına gelince hani Hüseyin Cumhurbaşkanı'nın söylediği koymadık. Evet. Çünkü herkes Türkiye'de altın alan da dolar almış oluyor. İşte altın o yüzden neye, dolar altın ya da neye kıyaslı? O da dolara kıyaslı. Yani hı-hı, şimdi vatandaşa sor altın mı alırsın, dolar mı alırsın? Altın alırım diyecek bir kısmı da. O da dolara yatırım. O da dolara yatırım demek. Aynen öyle yani. O. Evet. Hem cevapları biraz değerlendirelim hem de şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk lirasını yükselteceğiz. Bence de yükselsin ama bir şeyin değerinin yükselip düşmesi mi yoksa değerinde mi olması önemli? Evet. Bunu biraz açalım. Ya bir şeyin değerinde olması tabii önemli. Bu tartışılacak bir şey değil ama şu da bir gerçek. Yani bir Cumhurbaşkanı'nın yerel para biriminin değerlenmesiyle ilgili strateji belirlemesi ne kadar doğru? Hı hı. Buna da bakmak lazım. Hangi yetkili organlar bundan sorumlu? Açıklama yapabilecek durumda olan organlar hangileri? Yetkili bakanlıklar mı açıklayacak? Merkez Bankası mı açıklayacak? Bununla ilgili gelişmeleri kim yorumlayacak? Yoksa Cumhurbaşkanı mı yapacak? Bugün niye değerlendirmiyoruz? Yani devreyi? Amerika'da bir Cumhurbaşkanı'nın
başkanının böyle açıklamalar yaptığını, işte Amerikan dolarını koruyacağız merak etmeyin falan, böyle bir şey ben hiç duymadım bugüne kadar. Yani böyle bir açıklama, yani Fed'den bir açıklama gelebilir ya da yetkili organlardan, ama ülkenin cumhurbaşkanı oturup da döviz alın, yok döviz almayın, altın alın ya da Türk lirasında kalın gibi yönlendirmelere girmesi bence doğru değil. Peki şunu da sormak lazım. Belki buradan biraz açalım. Hepimiz Türk lirası alalım. Tamam, güzel. Ama 210 milyar dolar mesela borcu olan reel sektör Türk lirası olarak ödeme yapabilecek mi? Şimdi bunların cevabını vermezseniz iş böyle bir havada kalan bir slogan haline dönüşüyor. Mesela ben bir iş adamıyım diyelim. Benim borç ödemem var. Siz o gün bana 2,5 liradan dolar verecek misiniz? Hepsini satayım doların. Devlet bana 2,5 liradan dolar verecek mi? Bu tip soruların yanıtını bulmak lazım. İkincisi, mesela ben Çin olsam olabilir. Yani trilyonlarca dolar benim cepte param vardır. Geleni yuan alırım. Ama şu bir gerçek ki siz zaten eksi bakiyedesiniz ve o kadar dolarınız yok. Ülke olarak baktığınızda da daha temelde bir şeyler konuşmak gerekiyor. Artı ihracat yapmanız gerekiyor. Ve ihracatta girdileriniz dolar, giderleriniz avro. Ve bire birden bahsediliyor. Bir riskiniz var. Yani bu tip soruların yanıtlarını koymadan sloganlar güzel. Ama hatırlıyor musunuz? Burada bir 50 lira örneği vermiştim. Yani cepte taşınan 50 lira. Kim ne derse desin. Hikaye o. Siz Türk lirasını cebinizde taşıdığınız sürece bu bir paranın değerinin gerçek göstergesidir. Dünya pazarı daralırken ve ihracat yapma hedefiyle ortaya çıkmışken aşırı değerli Türk lirası, ben değerinde demiyorum, aşırı değerli Türk lirası da olumsuz sonuçlar doğurmayacak mıdır? Yo, doğurmaz. Niye doğursun? Yani Türk lirası dolar birebirdi neredeyse. 2007'de yanılmıyorsam, yani 2006-2007 yıllarında 1.1'e kadar falan gelmişti TL. O zaman ihracatçılar bas bas bağırıyordu işte, yani ihracat için bu çok kötü falan filan diye, ama işte sıkıntı yoktu. Yani ihracat her sene artarak devam ediyordu. İhracat bugün de artar. Ha, ben yine söylediğimin arkasındayım. Yani eğer ki paranız değersizleşirse daha çok ihraç etme şansını yakalayabilirsiniz. Ama bir başka açıdan bakarsa ithal de ediyorsun. Onu nasıl dengeleyeceksin falan filan. Bunlar hep böyle teknik meseleler. Yani ben işsizlikteki meselenin burada da olduğunu düşünüyorum. Bir takım politikalarla ilerlemek lazım. Yani standartlarının olması lazım. Bu standartların olmazsa doları yükseltmek de ya da TL'yi yükseltmek de düşürmek de aynı riski taşıyor. Ya bir tarafta ithalatçıyı batırıyorsun, öbür tarafta ihracatçıyı batırıyorsun. Doğru mu anlıyorum? Gerçekle yüzleşmek lazım. Tabii canım, yani mevzu şimdi bu. Burada standartların olacak hocam. Yani senin standartların olursa ancak bu iş yürür. Standartların olmazsa, sürekli bir takım dalgalanmalar yaşarsan da batarsın. Yani borsalarda da bu böyledir. Özellikle forex piyasalarında ani çıkışlar, ani düşüşler insanları silkeler ve ciddi batışlar olur. O zaman ne yapacaksın? Belli bir çizgide, eğer ki devletsen, belli bir çizgide ilerleyeceksin. İnsanlar da o zaman senin parana da güvenecek, sana da güvenecek, senin politikalarına da güvenecek, ona göre pozisyon alacak. Şimdi mesela bak, ben şu şeye takıldım. Sen dedin ya, bana biraz abartı gibi geldi. Bilmiyorum bu rakam doğru mu, ama 24 milyon icra dosyasından bahsediyorsun hocam. Adalet yani Bakanlığı'nın kendi... Doğruysa bu rakam, yani her iki kişiden birisi icralık demektir. Yani. Neredeyse. Tabii canım. Hatta belki her bir kişiden biri icralık. Bunu bir aile içerisine dökersen. Tablo böyle olduğu zaman rakam korkunç. Şöyle diyeyim, daha... Yani rakam korkunç. Kimsenin rakam dolara, var. TL'ye falan ne kadar baktığı doğrudur, da yok. 3-5 puan fark eder onu bilmiyorum, ama Türkiye'nin %66'sının borçlu olduğunu biliyoruz. Neyse, yani korkunç bir rakam. Ve %66'sı borçlu, bu %66'nın %90'ında borcunu ödemiyor. Bir şekilde birilerine takıyor anlamına geliyor bu. Şimdi iki taraflı kötü bu. Birisi borcunu ödeyemediği için mağdur, öbürü borcunu alamadığı için mağdur. Tamam mı? Yani borcunu alamayan, bankalar için söylemiyorum, vergi daireleri için de söylemiyorum. İş adamların kendi alışverişinden bahsediyorum. Biz oğulla iş yapıyoruz karşılıklı. Kendisine diyorum ki ben işte kağıt ürettireceğim, var mı kağıt? Var diyor. Ben ondan kağıt alacağım diyorum. O bana kağıdını gönderiyor. Dolar karşılığı yurt dışından kağıt alıp getirtiyor kendisine. Belli riskleri alıyor. Bana satıyor. Satarken çekle, senetle, vadeyle bir şeyle satıyor. Çünkü peşin satma imkanı yok adamın. Hı hı. Ondan sonra ben diyorum ki ödeyemiyorum. Ben batıyorum.
Onu da batırıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir de... Ya da vatandaş açısından bak. Adam gitmiş, ev almış bir umutla. Evin parasını ödeyemiyor, evini elinden alıyorlar. Ödediği cabası. Adam araba alıyor, arabasını elinden alıyorlar. Ödediği cabası. Adam tüketici kredisi kullanıyor, borçlanıyor. Her gün evine taciz ediliyor. Taciz, yediği taciz cabası. Yani bütün bunları bir araya getirdiğin zaman ortada böyle toplumsal kocaman bir yara var demek ki. Yani bu yara çok ciddi bir yara. Ben korktum. Yani 24 milyon icralık dosya çok diyorsun. Çok yüksek. Boşanma davalarına da bakmak lazım. Avukat Mehmet Bülent Deniz, Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı'nın söylediği %80'e varan boşanma nedenlerin içinde %80'e varan ekonomik gerekçeler var. Boşanmalar çok artmış bu arada. Çok artmış. Çok artmış yani. Bir de tabii şöyle bir durum var. Şimdi biz seninle bir alışveriş yapalım. Ben kırtasiyeden gidiyorum, bir tane senet alıyorum. Sana yazıyorum. Vadeyi de koyuyorum oraya ama o para yok. Bunu biraz açalım. Bankalara geliyor yine. Beyazıt'ta bir esnaf bana şunu anlatmıştı. Bu arada sen bir şey söyleyeyim mi? O senin beğenmediğin senet şu anda çekten daha güvenli, biliyor evet, musun? Evet, aynen. Ticarette öyle. Ticarette senet daha çok kullanılmaya başladı. Bunun nedeni de Beyazıt'taki bir esnaf şöyle anlatmıştı bana. Dedi ki bir müşterim gelse benden 36 bin liralık, çünkü bu yaşanmış, mal almak istese ve düz beyaz kağıda 36 bin lira yazsa, malı verir misin? Dedim vermem. Peki dedi, çekin dedi, ondan ne farkı var? Üzerindeki logo farkı var. Yani aslında gelen kişi benim değil, bankanın müşterisi. Biz esnaf olarak topluca bankalara dava açalım, gündem olsun dedi. Sonra teknik olarak hukuken bunun çok mümkün olmadığını öğrendim ama ilginç bir bakış açısıydı. Bankaların hiçbir şeyden sorumluluğu yok ki. Tabii canım. Artı yine burada sorayım, birkaç kere bunu sormuşumdur. Maliye Bakanlığı'ndan ricam, şu anda piyasada dolaşan çek ve senet tutarını bana söyleyebilirler mi? Para basmıyoruz diyorlar ya. Adet demiyorum, adeti çıkarırsın. Üzerinde yazılı miktardan bahsediyorum. Çek ve senet toplam Türkiye'de karşılıksız basılan para miktarı nedir? Bunun yanıtı yok. Böyle bir ekonomi yönetilebilir mi? Sence? Zor. Ne yapacağız peki? Yani mali reform yapılabilir. Yeni baştan, sil baştan her şeyi tekrar düzene sokmak için mali reform yapılabilir. Ya reform deyince de benim tüylerim diken diken oluyor. Her reformda bir şey çıkıyor. MHP'deki muhalif kanat 16 Nisan anayasa referandumu için hayır kampanyası başlattı. Tek adama hayır sloganı etrafında birleşen MHP'li muhalifler adına Yusuf Halaçoğlu konuşmuş. Hadi bunu açalım mı? 20 ya dakikamız MHP'liler, var. MHP'liler evetçi mi hayırcım? 20 dakikamız var. Bunu biraz konuşalım. Yani Bahçeli taraftarları evetçi, muhalifler hayırcı. Hangisi daha kalabalık? Tabanda? Tabanda herhalde muhalifler daha kuvvetli gibi gözüküyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani benim konuştuğum MHP'liler öyle beyan ediyorlar bana. Yani muhaliflerin daha kuvvetli olduğu, tabanda daha çok karşılığının olduğu. Bahçeli'nin aldığı karar, tabii şurada şu sıkıntı var. Bahçeli bundan 3-4 ay evvel aksini savunuyorken şu anda evet de savunuyor olması bir güvensizlik, bir istikrarsızlık gösteriyor olduğunu. Ondan dolayı yani Bahçeli'nin kendi tabanında da bir şüpheyle yaklaşılıyor tavrına. Ondan dolayı orada bir kez güvensizlik oluşmuş. Bir de yani neden evet ya da neden hayır dendiği zaman neden hayır çok daha mantıklı cevaplar geliyor. Yani bütün gücün tek insanda toplanması, onun kuvvetler ayrılığının tamamen saf dışı kalması, hükümeti kendi başına kurup istediğini Cumhurbaşkanı yardımcısı yapması, bunda hiçbir yaş sınırı ya da eğitim sınırı olmaması. Yani bunun gibi sebepleri sıralıyorlar. Fakat evet de söylenen hep işte daha istikrarlı bir ülke için. Ama bu ucu açık bir şey. Yani daha istikrarlı bir ülke neden acaba evetle geliyor? Bunu kimse açıklayamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki bunu biraz daha sokak jargonuyla söylemiş. Ben daha rütük kuralları içerisinde söyleyeceğim. Bunu demiş, yani kendim için istediğimi düşünmek çok akıl dışı demiş.
en çok böyle toparlayabildim. Kendim için istiyorsam. Ya aynen bu geldi. O kadar ezbere bildiğimiz bir laf ki bu. Siyasetçilerin. Kendim için istiyorsam namerdim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın niyetini sorgulamıyorum ama hani bazen de şerbetleniyoruz ya, hemen pıt diye hemen laf kendinden oturuyor zaten yerine. Ha, ne olacak? 16 Nisan'a doğru giderken sence Türkiye manzarası ne? Ya bu arada bence çok önemli bir şey şey belirleyecek süreci diye düşünüyorum ben. O da bu kararsızlar. Yani kararsızlar çok ciddi bu sefer. Yani şöyle bir tablo var. Aldığım yani araştırma şirketlerinden bazı arkadaşlardan aldığım bilgilere göre yani %40 hayır, %30 evet, %30 kararsızlar gibi bir şey var. Yani daha doğrusu %30 kararsız demeyelim. Onun %10'u ben oy vermeyeceğim kardeşim, sandığa bile gitmeyeceğim diyenler %20 de kararsızlar gibi görünüyor. Şimdi bu böyle bir tablo olduğunu kabul edelim. Hani bu değil olsun ya da %40 %40 olsun. Evet hayırcılar eşit olsun. %20 kararsız olsun. Bu çok önemli bir rakam. Bu %20'nin de önemli bir kesiminin emekliler ve ev hanımları olduğu söyleniyor. İlginç değil mi bu? Yani ne evet. kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Ev hanımlarıyla hangi ev hanımlarını kastediyorlar onu da bilmiyoruz. Evde yaşayan hanımlar mı, ev hanımları mı? Yani hemen ev hanımı cahildir, bir şey bilmez, kafası çalışmaz falan filan mantığıyla yaklaşan da olabilir. Ev hanımları çünkü aile ekonomisi hiç alakası olmuyor ya da bilir. Hatta bizim ekonomiden sorumlu bakanımızdan daha çok bilir. Hatta belki önemli bir işsiz kesim de olabilir bunlar. Bunlar nasıl bir acaba ceza mı kesecekler yoksa takdir mi edecekler onu bilmiyoruz. Yani emekli kesim hani tuzu kuru, nasıl olsa emekli olmuş, artık hiçbir şeye ihtiyacı yok, yattığı yerden parasını kazanıyor da diyebileceğimiz bir emekli kesimimiz var mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Bence öyle değil. Herkes çalışmak zorunda. Yani biz Japon emeklisi değiliz ne yazık ki. İşte 1500 lirayla, 1000 lirayla, 1200 lirayla geçinmeye çalışan emekliler var. Onlar dediğin gibi ikinci, üçüncü bir işte çalışmak durumunda kalıyorlar. Ki bu da işsizlik. Evet, bir yıl borcu harca girmişler çocukları yüzünden vesaire. Bir de böyle bir kesim var. Bunların tepkisi ne olacak? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ben de şey gibi düşünüyorum, oğul gibi düşünüyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde de önemli bir kesim, yani Bahçeli'nin karşısında duran, oradaki muhalefete daha yakın olan bir kesim ve şunu da görüyor bence Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki o kesim. Yani bu işin evet ya da hayırına göre pozisyon alabilecekler. Yani siyasette bir daha bir şekillenecek gibi geliyor bana. Yani MHP belirleyici olacak. MHP ve kararsızlar. MHP ve kararsızlar belirleyici olacak bence. Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ bunlar hep muhalif kesimin önemli isimleri. Öyle boş isimler değil. Uzun zaman televizyonlarda ciddi bir kamuoyu edinmiş, arkasına ciddi bir kesim almış insanlar. İlginç bir şey söyleyeyim, sana bırakayım sözü ya. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Hazır mısınız? Hazır. Türk eşler siyasetin her alanına yayılmış durumda hocam. Biri iktidar partisi, birisi muhalifleri. AK Parti'de, şimdi bir tanesi de muhalefetin, yani Milliyetçi Hareket Partisi ne kadar muhalefet tartışılır ama muhalefetin muhalefetinin yanında duruyor. Yanında hayırcıların duruyor. Yanında duruyor. O da Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş. O da hayır kampanyasına katılanların içerisinde. İyi analiz edersin sağ kesim, sağ seçmeni. Önemli midir Alparslan Türkeş'in? Yani mesela bir tarafta bence oğlu var, bir tarafta kızı var. Bu arada Tuğrul Türkeş de çok belirleyici bir isimdir. İşte yani onu da öyle bir ara hani gırgırı almaya çalıştılar ama Tuğrul Türkeş de önemli işte bir yani isim. Yani o yüzden sordum. Yani biri iktidar partisi, biri muhalefetin muhalefetinde. Tabii yani sembol olarak çok önemli tabii. Bir de yani şöyle bir gerçek var. Şu anda örneğin ben seçmeni ev hanımı ya da genç olarak klasife etmeyeceğim. Onun yerine partilerine göre size söyleyeceğim. Hı hı. Örneğin şu anda CHP'ye oy veren seçmenden evet verecek yok gibi bir şey. HDP'ye oy veren seçmenden %10 evet diyorlar. Verecek yok gibi bir şey. Yani %5 %10 diyorlar. Bile değil yani. %10'un çok altındadır. Ama öteki taraftan AKP ve MHP seçmeninden hayır verme potansiyeli olan seçmen var. Yani kampanya nasıl şekillenecek? Birbirlerinden alma şeklinde mi yoksa tabanını konsolide ederek mi? Örneğin AKP
şu anda CHP'den ve HDP'den almak için bir kampanya düzenlemeyecek. Çünkü öyle bir şansı yok. Ama elindeki seçmeni, yani AKP'ye oy veren seçmenin hepsini evet oy vermesi için çabalayacak. Ve MHP seçmeninin evet oy vermesi için. Ben AKP'li milletvekillerinin içerisinde mecliste evet deyip de sandığa gittiğinde farklı tavır takınacaklar olduğunu bile tahmin ediyorum. Var var yüzde, bak Adil Gür'ün araştırması var. Adil Gür bu çok enteresan bir açıklama yaptı. O da dedi ki AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi dedi bu konuyla ilgili en büyük riski alan iki parti dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, işte HDP'nin ve diğer partilerin ben risk aldığını düşünmüyorum dedi. Ben de katılıyorum ona bu anlamda. O da şundan kaynaklı. Mesela Adil Gür'ün açıklaması %35 oranında AK Parti içerisinde kayıp olabilir diyor. Yani %35 öyle küçümsenecek bir rakam çok değil. Çok büyük. Yani zaten neredeyse 1/3'e denk geliyor. Üçte birinin hayır demesi önemli. Burada bence şunun altını bir kez daha çizelim. Sonra programın sonunda ketenpereye gidiyor bu söylediğimiz. Bir, bu bir parti seçimi değil. Yani o anlamda AK Parti'nin seçmeninin %35'inin hayır demesi, %65'inin evet demesi falan filan AK Parti'ye ihanet ya da AK Parti'nin yanında olma meselesi değil. Ya da MHP'nin aynı şekilde evet ya da hayır demesi, MHP karşıtlığı ya da yanında olması falan demek değil. Bu bir memleket meselesi. Memleketiyle ilgili insanlar karar verecek. İhanet etmeyecek yani. Hayır dediği zaman da ihanet etmeyecek. Evet dediği zaman da görüşüne göre ihanet etmeyecek. Bir. İkincisi de AK Parti'ye seçime gitmiyoruz ki. Hükümet yine aynı yerinde duracak. Cumhurbaşkanı yine aynı yerinde duracak. 2019'a kadar bir şey değişmeyecek. 60-70 yıldır, 100 yıldır parlamenter sistemle yönetilen bir ülkede yönetilmeye devam edecek yani. Peki bir şey soracağım oğlum. İrfan Değirmenci'yi konuştuk burada. Süheyl Hoca, evet. Profesör Doktor Süheyl Batum, üniversiteden işine son verildi. Öyle mi? Evet, şimdi bir dakika bunu da konuşalım. Basın yazamayacaksa, üniversite hocaları ki hukuk profesörü, yani herhalde Süheyl Hoca'nın hukuk bilgisini kimsenin tartışacak hali yok. Anayasa profesörü. Anayasa profesörü. Hı hı. İşine son veriliyorsa ki hatta Beşiktaş'ta bir meydanda ders verdi falan. Hiç haberim yok. Tabii tabii. Hangi üniversite? Bahçeşehir. Şimdi bunu da konuşalım. Yani hayır diyenin kellesi gidiyor. Ama Süheyl Batum bir siyasetçi artık ya. Bir hoca mentalitesine bakmak doğru mu? Ama şu anda milletvekili değil, hocaydı zaten. Ama siyasetçi yani. Siyasi hayır dediği net için olan bir isim yani. Tamam. Ben mesela AK Partili isimlerin de bir üniversitede, ya bu benim şahsi görüşüm bu. Fakat arada. Pardon, kimseyi bir dakika, bağlamaz bir dakika. Yani. Milletvekili olmadan önce de hoca oradaydı zaten. Tamam da yani ondan sonra milletvekili oldu. Milletvekilliğinden sonra. İyi de siyasi propaganda yapmıyor ki o. Hukuk dersi anlatıyor. Niye? Siyasi propaganda yapmıyor. Hukuk dersi anlatıyor derse girdiğinde. Yani hukuk dersi anlattığını nereden biliyorsun derse girdiğinde? E canım bu işin müfredatı var ya zaten. Ya şöyle bir gerçek var ama şimdi önemli olan onu kim işine son verdi? Bilmiyoruz, bakıyoruz. Kim işe işte aldı? Hayır yani sonuçta o kimse işe üniversitenin almaz. Süheyl Hoca şimdi kıvamında bir adam zaten en o, başından beri üniversitede hoca. Hayır tamam da kim işe aldı, kim son verdi? İki şöyle sorun. Bir şey şimdi üniversitenin bir sahibi var. Sahibinin bilgisi dahilinde olmuş olması gerekiyor. Onun dışında olma ihtimali yok. Türkiye gibi ülkelerde bunu gerçekçi olmak lazım. Tamam o üniversitenin sahibi de belki iktidara şirin gözükmek istiyor. Yani Kanal D'nin yaptığı farklı bir uygulama değildi burada konuştuğumuzda. Evet. Bu da ona benzer bir uygulama. Hayır diye ortaya çıkarsan o da hemen iktidarlar arası bozulmaması için ya da belki oraya sempati duyduğu için sebebi her türlü hemen olabilir. Hemen duyurayım onu da. Bir anında dakika. Ya şirin görünmekten öte belki hiçbir şeyle muhatap olmak bir dakika, istemedi. Bir dakika evet. Minik bir duyuru da yapayım. Şimdi yönetmenimiz söylüyor. Salı günü sorgulu yorumunda konu Süheyl Hoca. Evet. Tamam. Yani ayrıntıları onu da buradan duyurmuş olalım. Evet. Ben söylediğimin arkasındayım. Yine de beni korkutamazsın. Beni bunlarla sindiremezsiniz. Yani. Niye sindireyim? Yani Süheyl Hoca buraya konuk gelecek. Hayır diye atıyorlar, atıyorlar. Evet diye atıyorlar. Sen niye sindireyim? Ya şimdi isimler üzerinden değil de daha genele bakalım. Yani ben Süheyl Hoca ile ilgili bir cümle söyleyeyim mi? Süheyl Hoca gerçekten bu ülkenin iyi yetiştirdiği akademisyenlerden bir tanesi. Ama sözümü tamamlayayım özellikle istiyorum. Ne CHP'li ne AK Partili ne Milliyetçi Hareket Partili. Yani o bak şeyin içine siyasi düşüncesi olur, siyasetin içine
o girmiştir vesairedir, onu anlayabilirim belki kısmen. Ama yani çok net bir şekilde siyasallaşmış artık. Yani o partide işte karar verici mekanizmaların içine kadar girmiş, milletvekilliği yapmış bir şahsiyetin tekrar ben dönmesini doğru bulmuyorum. Açık ve bu niye? AK Parti için de böyle, dakika, MHP için yani, de böyle. TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesi eski müdürü atıyorsan en azından herhalde bir hukuk profesöründe tekrar hukuk dersi verme hakkı vardır. Senin bakış açın. Sence? Ya tabii bir siyasi figür olarak tekrar üniversiteye dönebilirsin bence. Tekrar doktorluğa dönersin, avukatlığa dönersin. Ama sen siyasette ne kadar bir özgür ağırlığa sahip oldun o da önemli. Yani senelerce bakanlık yapmış, üst düzeyde artık o pozisyonda oturmuş, reformlar yapmış, siyasetin için dışını çok iyi bilen, tecrübe edinmiş bir insan belli bir yaştan sonra tekrar kendi alanına dönmese daha iyi bence. Ama ben buna katılmıyorum. Süheyl Hoca o kadar fazla siyasetin içine pişmedi. Yok Süheyl Hoca da bir dakika yani. Bir dakika. İkon da ama. Bir dakika yani, bir dakika. Her anlamda ikonlaşmış bir isimdi artık. İkinize de itirazım var arkadaşlar. İktidar karşısında yer almadı. Yani bir İkinize bakanlık yapmadı bir... Hani kendi alanındaki taçlandırması gereken en son noktaya arkadaşlar, gelmedi Süheyl Bey. Yani partisi iktidara gelemediği için. Yoksa yani. İtirazımız değerli olmadığı için değil. Aynen yani. Öyle. Bir değer i̇kimize meselesi de, konuşmuyoruz. İkimize zaten de itirazım var. Ama o parti bir iktidara gelemeyince siz de gelemiyorsunuz. Biz Oğul'la konuşuyoruz. Bir dakika. İtiraz ediyorum ikinize de. Niye dersen. Eğer mesleğinde kendini kanıtlamış insanları milletvekili yapıp milletvekilliğini bitirdiğinde de tekrar mesleğine dönmesine ortam hazırlamazsanız milletvekilliği meslek olur Türkiye'deki gibi. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Ben de zaten benim yani, X olarak kendimi kanıtlamaya ihtiyacım yok ki. Hayır. Giderim memleket için eğer seçildiysem milletvekilimi yaparım, dönerim tekrar mesleğimi icra ederim. Ama şimdi yani o yüzden peki Bülent Ecevit gazeteciydi, niye gazeteciliğe devam etmedi? Ama hiç siyasi figür olmaktan vazgeçmedi ki. Tabii. Yani i̇şte, bir de genel başkanlık biraz Süheyl farklı. Batum, bak burada tartıştığımız konu şu. Süheyl, bak İrfan Değirmenci konusunda burada açtın konuyu, ne dedik? Sonuna kadar arkasında dur. Doğru mu? Dedik ki ona yapılanı Fatih Çekirge'ye de yapacaksınız ya da Fatih Çekirge'ye yaptığınızı ona yapacaksınız dedik. Yani burada fikrimizi söyledik. Yani bu başka bir şey. Siyasete giren ama Süheyl, adamın... Hayır, bak ben bu Süheyl Hoca üzerinden tartışmıyoruz abi orada. Genel söylüyorum. Ya Süheyl Hoca üzerinden hayır, tartışalım. Şunu, siyasete giren insanın siyasette meclisin dışında kaldıktan sonra tekrar mesleğini icra etmesine izin vermezseniz orada başka gelir kurguları oluşur, bu bir. Ama bak, İkincisi konuştuğumuz yer bir üniversite ise zaten orada bir fikir olmalı. Ya elbette öyle. Bak bu çok ideal bir bakış açısı. Ama ben de sana şunu sorayım o zaman. Süheyl Hoca... Benim idealden başka şansım tamam, yok. Bak, ben de, Atatürk'ün ben ülkesine de, inanıyorum. Ben de sana ben ideal bakmak olan bir şey zorundayım. Söylüyorum. Ben de sana ideal olan bir şey sorayım o zaman. Süheyl Hoca sadece gidip ders mi veriyor? Üniversitede siyaseti bırak. Bak şunu kabul tırnak içerisinde. Süheyl Hoca veya ona benzer bir başkası... Siyaseti bıraktı, bitirdi, tamamen hayatından çıkarttı. Sadece üniversiteye gidiyor, geliyor, hocalığını mı yapıyor? Yoksa senin benim gibi kamuoyunu ilgilendiren konularda çıkıp bir siyasetçi kimliğiyle fikrimi söyleyeyim fikrini mi? Mi söylüyor? Fikrimi söyleyeyim mi? Sürekli olarak. Süheyl Hoca'yı, o zaman orada bir Süheyl Hoca'yı konuk aldığım için zaman zaman tanımış bir insan olarak şahsi tahminimi söyleyeyim o zaman. Hı hı. Süheyl Hoca dersinde ders veriyordur. Evet. Ha, gittiği seminerlerde, panellerde de konu başlığı doğrultusunda konuşuyordur. Televizyona çıktığı zaman da konuşur. Siyaset yapıyordur. O zaman olmuyor işte. Yani neden o zaman olmasın? Olmuyor. Türkiye'de anayasa zaten bilmeyenler, anayasa profesörü olarak burada 12 Eylül 2010 referandumunu şu, savunurken oluyor da. Buradaki problem ne biliyor musun? Aslında kendi eleştirdiğimiz şeyi tartışıyoruz şu anda. Herkes her şeyi yapmaya başladığı zaman problem yaşanıyor. Ben mesela şunu görmüyorum bak. Clinton. Girip varlık fonuna gelmesin. Başkan. Kabul etmesin diyorsun. Başkanlığı bitiyor. Gidip hocalık yapmıyor. Ne yapıyor? Gidiyor değişik yerlerde seminerler veriyor. Konuşmalar yapıyor. Toplantılara katılıyor. Ama örnekler eşdeğer olmasın. Ama o bizdeki yani eşdeğer yapmıyor. Süheyl Hoca zaten öyle bir mevkiye girip de yapmıyor ondan sonra onlar ders veriyor tam değil. Paralı ya. Yapıyor. Ama yani şimdi bakın ben... Aynı şeyde iddialıyım. İnsanların meslekleri olmalı. Milletvekilliğini ki o milletvekilliğinin maliyetini ayrıca tartışırım. Bu iş oralara gidiyor. Milletvekilliğini bir
görev olarak yapmalı, bir sezon bir dönem yapmalı, sonra dönmeli tekrar mesleğine. Fakat biz birey yaratamadığımız, meslek erbabı yaratamadığımız için aitler üzerinden siyasetçi yaratıp ondan sonra da mesleği siyaset olanların ama, yarattığı açmazlardan bir ama, Türkiye fotoğrafını kurtarmaya çalışıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de iki tip siyasete giren var. Biri ilk önce meşhur olup sonra siyasete giren. Bir de siyasete girip hiçbir mesleği olmadan siyasetle meşhur olan. Tabii. İki tip. Şimdi Süheyl Hoca ilk tip. Yani ilk önce kendini toplumda kanıtlamış, hukukçu tanınmış. Tanınmış olduktan sonra siyasete girmiş. O şöhretiyle siyasette bir pozisyon almış. Siyaset teklifi o şöhretinden dolayı gelmiş. Aynen ama öyle. Yani biz örneğin... Siyasetle şöhret olmamış yani. Tabii. Yani ama bir de öteki türlüsü var. Ne bileyim Gürsel Tekin örneğin. Hı hı. Yani siyasete 35 yılımı 40 yılımı verdim diyor. Tabandan geldim diyor ama meslek yok. Biz onu mesleğiyle tanımadık. Şöhretine, başarısıyla bize ispatlamadı. Parti içinde uzun seneler bulunduğu için bir noktaya gelmiş. Şimdi bu iki tipi de ayırmak lazım. Yani bizde ilk tip adam az ve biz onun acı faturasını ödüyoruz. Kendi mesleklerinde başarılı olmuş, hatta yurt dışında başarı sahibi olmuş insanlardan kurulu bir A takımı kadromuz olsa belki ülke çok daha iyi noktalara giderdi. Fakat onu değişik sebeplerden dolayı oluşturamıyoruz bir türlü. Kah kiminde genel başkan izin vermiyor, kiminde o insanlar ileride farklı noktalara gelebilir rekabetten dolayı olmuyor. Fakat olmuyor da olmuyor. Genelde kendi mesleklerinde başarısız olup partide emek vermiş insanlar bir yerlere geldi. Bu sırf siyaset için değil, mesela odalarda da var. Yani artık mesleğini bırakmış oda başkanları var. Oda başkanı ama mesleği bırakmış. Tabii canım, adam 30 yıldır oda başkanı. Var örnekleri. Ya o zaman şimdi bak, en başa dönelim. Belki son 2 dakikamız bir görüşlerimizle Meksika duvarını konuşmadık ya. Yeni bir ticari meta diyorum sana. Var falan, çok şey yeni kaldı. Bir ticari meta diyorum. Bak o zaman biz işsizlikte çözümü konuşsak da, büyümede çözümü konuşsak da, netice itibariyle biz demokrasiye inanan insanlar olarak bunların siyaset kanalıyla yapılacağına inanıyorsak, siyasetin kayıt dışı finansmanını engellemeden, siyasetçiyi mesleği siyasetçi olanlardan değil, konusunun uzmanı olanlardan seçmeden çözüm bulabilir miyiz? Mesela bu konuda en terbiyesiz ülke tırnak içinde Kanada'dır. Yani çiftçiyi tarım bakanı falan yapıyorlar. Yani böyle adam pilot, ulaştırma bakanı falan. Yani bunlar bize göre değil diyorsak sorun yok. Değil. Türkiye'de mühendisten sağlık bakanı yapıyorlar. Yani bizim ülkemizde kendi mesleğine bakarak bakanlıkları falan atadıkları da meçhul. Hatta o alanda en başarılı sıralamada kaçıncı gelir şu an? Bir çalışma bakanısın, bir içişleri bakanısın. Tabii canım. Sağlık bakanısın, milli eğitim bakanısın. Oradan turizm kültüre geç. Tabii. Orman bakanısın. O zaman da sorun çözülmüyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen kendi mesleğinin erbabı olmamasını tercih ediyorlar atarken. Çünkü direksiyon hep bende olsun. Direksiyon sende de, gaza kim basıyor onu merak ediyorum. Birer cümle programı kapatacağım arkadaşlar. Peki. Ya ben şu duvar meselesine taktım, onu konuşacağım. O konuyla ilgili en ilginç haberi söyleyeyim. Bir kere 25 milyar dolara mal olacakmış. Onu diyor, yarısını Meksikalılardan alacağım diyor. Meksikalılar vermeyeceğim diyor. O da diyor ki ben mergiyle alacağım o parayı, siz merak etmeyin diyor. Burada çalışanların %80'inde Meksikalı işçiler. Duvarı Meksikalılara yaptırıyor. Vergiyi Meksikalılara ödetecek. Bakalım hayırlısı. Orada ilginç bir çalışma var. Düğmeye de basıldı bu arada. Duvara da şöyle güzel bir iki yazı yazdım. Tabii, güzel turizm de yaratırsın. Olabilir. Tabii. Yani Çin Seddi gibi bir şey yaptıracak oraya. Yani Amerika gibi özgürlükler ülkesi olduğunu beyan etmiş bir ülkeyi yasaklar ülkesi haline hızla çevirmeye çalışan bir başkan. Çok enteresan, çok büyük tepki alıyor. Nereye gidecek? Ama bakalım. Yapıyor. Ama yapıyor. Daha bir şey yaptığı yok. Bir ay geçti. Ortada net şu ana kadar yapabildiği bir şey de göremedik. Bir yok, tane kararname çıkardı. Bir yargıç sildi, İptal attı. Etti. Yani kendi başkandı, beklediği gibi bir çıkış. Yargıç mı yaptı onu? Tabii. Başkandı yargıç. Değil mi? Başkan ama orada kuvvetler ayrılığı var. Sevgili Oğuz, sevgili Selçuk, çok teşekkür ederim. Haftaya yine pazartesi değil mi? Burada 21'de yine farklı görüşleri insani ölçüde tartışacağız. Her şey istikrar için. Neyin istikrarı?
Programın istikrarı. Bu haftalık bu üçgenden bu kadar. Haftaya tekrar Pazartesi günü saat 21'de görüşene kadar hoşçakalın efendim.